Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli tüdyo arkadaşlar. Yeni bir katımlık uçuk sohbet programımızı görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalgın. Kadirli görmelerimiz, hemen malum boğandak biz bu uçuk sohbet programlarımızda milletimizge ait boğan her hıl mavzuladı. Yani milletimizin ki meyli tarihi bulsun, meyli siyasi işlerine tevab bulsun, şu sahada yetişip çıkan meyli teşkilat reisleri bulsun, ilim ilgileri bulsun. Kişilerimizi təklif qılıb hər xil mövzularda söhbət edib verib kilovatımız. Tünü gün biz elanımızda bəgəndək, bugünkü söhbətimiz intayın mühim bir şəxsiyyət üstüdə edib verildi. O bosumu mərhum liderimiz Muhammed Əmin Buğra haqqıda. Onunki əsərləri şunaqla biz bu proqramı nə üçün bir yaqlaşdıq digə vaxtıda bəlkə bir həftə olub qaldı. İstiqlalda biz elanını bəgəndik. Muşu Şərq Türkistan tarixi namlıq bir büyük bir milletimiz için kaldırılan bir büyük bir eser. Bu eserinin ki istiklal ekranımızda inşallah bir gün de başlayalım şu programının ki yılla avazlık şekilde ilan kılışı başlayalımız. Muşu münasebet bilen bu bir büyük bir liderimizin ki bir vasıta uruk tukaldırı Türkiye'de bağ. Bu aşkımda bunun hayatını biraz tekimbek milletimizin tefsiri halette. Şunlukla bu kitabın ama hem ehemmiyetini tanıştırış için teklif oldu kıymetlik işki mihminin bahsediyor da ubusumu Muhammed Ali Ali oğlu tetkikatçı okutucu şunakla Abdullah Oğuz Şarkı Türkistan Vakfı Başkatibi ve İhtisasşünas her işki mihminimizden kadem taşıyor kıpaya geliyor çünkü öptün köpü rahmet eğitimiz Allah razı olsun. Biz mi rahmet eğitimiz? Biz mi rahmet eğitimiz? Allah razı olsun. Kadirli görmelerimiz programımız Nakh Meydan'dan takıtlı oturdu. Facebook, şunakla YouTube filan. Programımızga alaqadar her qandaq fikir, sual, berişinglarni, taklif berişinglarni ümit qilamiz. Shundoqli ko'pligan qirindoshlarimizdan foydalanish uchun ham bahrlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Oldi bilan har ikki yilinglar Muhammed Amin Bug'ra Hazratim bilan urug' tuqqandachilik nimani bor? Bu ajoyib bir cho'ng bir fursat biz uchun bu tarixiy bir liderimiz haqida faranglashish, buning kitobi haqida paylanışı üçün. Şunaqlı sizden başlasam biraz özünüzle hem tüncü katım istiklalda oldurduğumuz Abdullah Oğuz efendim bile birkaç katım söhbet kıldık bundan burun. Sizden biraz bir tonik ötken olsak hem tukandacılık münasebetlerini onun kendinden dikirsek programı. Buludu. Aldı bilen bunda mühim bir noktalık meseleni İstiklal TV'de program kılıçlarıdır. Allah razı olsun. Allah hem geçirken hem meyleğine rahmet ettiğimiz. Ben 1974 yılında Xoten'de doğuldum. Hı. 80 yılında atanımızla birlikte Türkiye'ye geldik. Hoş. Türkiye'de başlangıç mekteplini Türkiye'de okudum. Onunkin lisedenkin 92 yılında İlahiyat Fakültesine girdim. Ankara İlahiyat Fakültesinde. Hoş. 97 yılında onu tükettim. O Kelam İslami ilimlerde Kelam ve İslam Tetkikat Üniversitesi'nde biraz magisterlik başlat. Kin okutuculukla uğraştık. İşte 98'den burun İstanbul'a gelip 98'den bu vakitçe Milliyetin Marif'in lise mektepleri, Tuluk Ortu, Tuluk Sordu mekteplerinde 20 yıl oldu okutukçu kıvatımız, din kültürü ahlak bilgisi dersi var. Şimdi hazırda İstanbul'da, Cağaloğlu'nda İstanbul Erkek Lisesi de bu kadim bir lise var. 1884 yılında kurulan kadim bir lisede din kültürü ahlak bilgisi dersi okutukçuluk kıvatımı. Bundan sırtta belki anlamazsınız. Tuluk Ortu'da din kültürü dersi kılıbatı mı? Siret Etikat Merkezi var Eyüp'te. Belki anlamazsınız. Muhammed Emin Yıldırım Hocam'dan. Onun eserlerinin tahririni kılıbatı mı? Editörlük manasında. Siyer yayınlarının baş muharririkini kılıbatı mı? Bunun kalan meselede sırtı olsun. Hazırda Hazretim'in hayatı ve arşivle şugullanıp işte Doktor Ömer Kul Hocam'ın danışmanlığında bir tez timisi, teyakılı batımız. Hoş, hoş. Zeytinburnu'nda oturuşu. Tukkanda açıklarını mı fikir ödeyi? Tukkanda açıklarını şu, Hazretim'in nimisinden anısı bilen bizim dadımız Yakup Bura bir tukkan oldu. Bir tukkanın balları da bilimiz. Yani kitabını neşeri teyarlığı için Muhammed Yakup Bura o, sizin dadınız. Çoğun dadımız. Çoğun dadımız. Annem benim Risale Han, Risale Han'ın dadısı oldu. Doktor Mehmet Yakup Bura bizim çoğun dadımız oldu. Mehmet Yakup Bura mı Hazretim'le işki tukkanın balları oldu. Şimdi neme de Xoten'de bu 1863 yılı çıkan Milli İnkılap'ta
Xotende padişahlık kılgan Habibullah padişahının nesli ikinci nevresinin balısı olan Hazretimin anısı Aşu Abdurrahman Paşa'nın Hebi Hacı Habibullah padişahının nevresinin kızı. Hem de Xotende meşhur Hekim Şahunum diye bir Hekim Şahunum var. Bu Hekim Şahunum'un ballarının evlatları biz. Hazretimin anısı Sekine Banu olan bizim çoğdadımızın çoğdadısı Muhammed Niyaz Ahun'un bir tukkan. Yani Töbege Bakan'da bir tukkanın balları değil bu tu. Yani Penevredin başta. Penevredin bir tukkan. Yani, bir tukkanın nesli değil. Mühestin bilen. Hem Ali Ustaz ne mi kıldı? Hestim'nin arhibi. Hestim'nin ki oğlu Yunus Buğra bizim çoğdadımızın aksi aynı zamanda. Bütün Hestim'nin arşivini bu Şarkı Türkistan tarihinin kol yazmasını, yazgan hatlarını, her kanda Hazretim gitti geçlik arşiv materyalini Ali Üstaz'a tavşurup verdi. Hem mesela Ali Üstaz'ın kolu da Mama bu Şarkı Türkistan tarihinin Türkiye Türkçüsü tercümesini Allah'ın izniyle tükettik. İnşallah Hüdayin Bursa mekteptik işimiz tükürse birkaç ay geçe onu inşallah biz işte bir niyetimiz var. Ali Üstaz'ın ruhsatı bilen şu arşivden işledik hem de. Hoş hoş. Nimim Hazretim'den her kanda arşivim bizim kolumuzda. Hazır biz git tapşurup birlik. Hoş hoş. Evet, Allah razı olsun. Onda kalsa Muhammed Ali Üstaz'ım sizden başlasak Muhammed Emin Buğra hakkında onun tuğuluşunu tatip şu malumatı maşap girsek. Hazretim üzünün hatıratında kol yazmalarında çıkan günlük hatıralarında 1901 yılında Xotende'nin şehir içi diyen de Halpili Koyla mahallesinin tuğulganını ifade kılıyordu. Halpili Koyla'nı biz biraz kalıp baksak bu Halpili Koyla ne demiş ki bu rayonga, bu muhitge Halpilik deyken de biraz tetkikat kısak aldığımızda şu mühim mesele çıktı. Hoş. Birincisi Halpilik kelimesi Arap lügatında halifeden gitken bir nimesim var. Tokunuşluk bir tarafa yani siyasi ve dini hükümdarlıkların merkezi de oylanılan bir mesele ki Abdullah Hocam biraz deppedi yani Abdurrahman Paşa'dan kelse bir, o mezgit zaten o Xotende'nin emirlerinden bulunan rayon. İkinci yoldun baksa, ikinci cihetin kalırsa Halpilik, bir de Halpetim var bizim Xotende'li Bek Bileti, bizim özlerim bilirse dini sahada hizmet kılan işte Urun Basarı'na Halpetim deyimiz. Yani Halpetim deyimiz. İki cihetin kalırgan çağda esasen Hazretim tuğulgan muhit hem siyasi hem de dini bir merkezde tolganı dibesek nayet mühim budur. Onun için dadısıma danlık alim münevver Pirabidin Hacı. Annesime biraz önce Abdullah Hocam'dan dep ötken de Abdurrahman Paşa'nın yani 1864 ile 66 arasında Yahukhan Bedevlet'in burun orada kurulgan müstakil Xoten emirinin penevrileri oldu. Bu cihetten kalan çağda Hazretim tolgan nesep itibariyle hakikaten kalan çağda hem siyasi hem dini bir muhitinin, rayonunun mühim noktalık bir ailesinin evladı olarak tolganını bilmez. 9 yaş geçe yani dadısını küçük yaşta dadısının vefat kalanını bilmez. 9 yaşında dadısı kaptıken. Aksiden 13 yaş geçen çağda annesine mi kayıp ne mi kıdım? Kazak kıdım annesinin vefatından kin. Muhammed Niyaz var, tağısı var. Onun nimisi de... Bizim çoğun dediğimiz. Çoğun dediğimiz. İşte Muhammed Niyaz, işte yedin tuğuldu. Muhammed Niyaz'ın nimisi, balısı Abdülkerim Hacim. Abdülkerim Hacim'in balısı Yakup Bura. Yakup Bura'nın nevrisi biz. Yani Hazretim'le 13 yaşından, yani üzünün bilagatı ilgişip, üzünün işini kılar etken vaktiyle onun himayesine yetişken kişi Muhammed Niyaz. Ki Muhammed Niyaz da Hazretim hatıratında şunu da esleydi ki ben küçük yaşlarımda hatta 12 yaşlarında ifade kıldım 1913 yıllarında 1913 yıllarında bu Muhammed Niyazi'nin nimesi dedi Xotende eşraf bilingen bir eşraf boğandakin çeteldin kelgen çeteldin kelgen sodigerle gizitçiler hatta bir nimesi var hatıratı var Türkiye'den kelgen diyordu Türkiye'den kelgen bazı okutkuculuğunu köydüm diyordu. Muhtemelen Ahmet Kemal İlikut de bir adam var. Kim o hatırası yayınlandı. Çin Türkistan'ın hatıratı da bir yayınlandı. Ahmet Kemal İlikut olabilir. Lakin başka şahsiyetleri buldu. O sohbetledi diyor. Ben üzem o sohbetlerde bulunup üzerimden mesela dünya kartı kürüşümle ilgarlaşkını his kıldım diyor. Yani Hazretim küçük yaşlarında yani 9-10 yaşlarından başlap mı muhitindeki çoğunluğun arasında sohbetle katnışıp özünün vatanı, özünün milleti hakkında fikirli ilgi olmaya başladığını diye desek budur.
Kin 9 yaştan 11 yaş geçe nemedi başlangıç mektepten tutan medreselerini dini tahsilatı nemedi tüketipti yani hoten tut. Ondan kin Karakaş'ka bartkan bir nemesi var Karakaş. Karakaş nahiyesinde o devirde hem belirli bilgen bir Oybağ medresesi var. Oybağ medresesi, danlık bir medrese. Danlık medresede 1922 geçe ya da medresede İslami ilimler, tefsir, fıkıh, Arap, Farsça mesela Hestim'in nâiyeti ilgar bir Arap dili edebiyatı ve Fars dili edebiyatı nimis var. Ki hocam eserler de ötüdü. Abdan bir dini tetkikat, ilmi bir medrese tahsilatını kılgan dinkin. İşte 1922 yılında müderris olup halkın işi kirutu. Ve 1922'den başlayıp 31'de bu inkılaplar döneminde Kâgüs'te Hestim hem Hoten olsun hem Karakaş nahiyesi olsun yakın muhitte bulunan hem yerlerde irşat faaliyetleri başlaydı. Hestim'in bu irşat faaliyetlerinde bizge mesela farklı kegen bir husus yalnız dini meselelerini anlatıp ötmeydi. Bu dini meseleler içerisinde memleket ahvalini mi koşap hatta memleket ahvalini esaslandırıp bir irşat faaliyeti başlaydı ki bunun ikincisi Abdullah Hocam Abdan anlattı. Milli inkılapka yol başkan mahiyet miyede tüzülüp çıktı. Hoş hoş. Allah razı olsun. Hakikaten tep ötkünümüzde yani en muhim asasda yani mesela dini sahada yetişkenler ama fakatla melko dini hakkı dinle halkı dinle anlatışlarla kapkamasın belki şu milletin şu vakti siyasi halti bunu belli terbiyle minişlenki. Çok mühim. Nihayet mühim. İntihar mühim mesele çünkü var. Zaten din hayat. Yani üzümüzde mi tetkikat, nemisi ilahiyat olgan diken biraz sözde bitirin. Esasi cihetten Resulullah'ın hayatı mı kalırsınız? İnsanın en temel müstakil bu esaslık yaşam hayatı ve tigişlik binası din. Eğer bu İslam dini, bizim dinimiz, ahirki dinimiz, eğer bir milletin veya bir insanın özünün hürriyetine, özünün sözünü, hayatı, Kudayının onu vergen sıfatlarını yaşayamayacak bir ahval olsa o zaman din mi kalmayacak? Bu yüzden mühim bir mesele. Abdullah Oğuz efendim, hem de şu, az dinlemiş şu Milli İnkılap Teşkilatı mı Kurallık Güreş'te 31. yıldan başlayıp yurtun içindeki seyahatleri, bir şeyden başlayıp bir kürsek, sabıttan buradan buradan dönüşleri evet. Diyenler. Şimdi Hestim Eli Üstaz Dep Ötkenday tağısı Muhammed Niyaz Üzi Hoten'nin çoğun tebipleri. Tebibidin boğandı ki hem de Hoten'i kegen, Çetel'din kegen, çoğunla hem öyle Garbi Türkistan'dın bolsun, Türkiye'din bolsun, Amerika şeydin, Arabistan'dın, Mısır'dın, neredin kegenlinin? Kelep, kürüşep, sohbet kılıdığın cahı boğandı ki Mişe'den ayeti dünyanın ahvali, siyasi vaziyet hem de mi hakkında bir fikri var Hestim'in. An Hestim yine üzünün hatıratı da deputatı bu Hıtay baskınçılığının zorlanlıkının bu halkımızda kılıvatkan katliam, tecavüz, her kandak zorbalıktı. Naiti intayin izi içicinin içici patanmayı naiti intayin nimet durumda. Eğer bir halet ruhiyede. Bunu kandak yok etmez. Bu Hıtay zorbalıklarından, bu Hıtay işgalçılığından kandak kurtulumuz da aşı küçük yaşlarından tatip, 11 yaşlarından tatip, üzü fikirlep. Bu işini, bu işi bir yol tapmak için naite tırışkalı başlaydı. An hem öğlenin bilgini de 1911 ile bu Hıtay'da nime imparatorluk, padişahlık tüzümü özgürüp Gomindan vakti de Cumhuriyet kurulu başlayan vaktlerde Kumul'da Timur Kalpe kozgalanı çıkıklık. Bu Timur Kalpe Kozgalan'a tabi bu Kumul etrafı da bir rayondu boğan boğsum hem de onun Şarkı Türkistan'daki başka yerlerdeki tesir mi hali var. Tamam. Bunun dünkü yine bizim Şarkı Türk vatanımızın siyasi ahvalinin özgürlükü başlayışının nemesi yurtumuzda 1911. yıldan 1928. yıl geçi soğan Türk'ü yansınışının bir suikast ile öldürülüşü. Ve bu yansınışının suikast ile öldürülüşüden keyin hem de o yansınışını öldürüyorken suikastte o vakitte bizim yurtumuzu soğan Hıtay emeldarlarının neredeyse tamamen öldürüyordu. O Fen Yaniyen diyen Ürümçi'nin valisinin kılgan bir tertibi de ne bakalım. Şunu hem de Edem'nin yokluğu da Cinşur'un ditkan bir afyon keş bizim memleket kendim olup kaldı hem de. Hükümdar olup kaldı. Hem de bu yansın şimdi yansın şimdi üzerine ait tilki, hilevaz
bir adam buluşu süpütü bilen, biraz bir idari işlerini bilen bir adamdı ama onun kegen, onun kim kegen cinşörün hem de tam anlamıyla bu Hıtay'ın zorlanlıkını, halkı zulümünü, yine o bağ ne dedin mi eşör vattı. Bu peyitte ne mi kılımızı da oturup tuğan vaxtta, hem öğlenin bilgini de 1931 yılı Kumul'da, Kumul'un bu Tağ rayonlarındaki cilgıladığın cilgının bir tanesi de Salih Dorgun'un kızıga zoğulan öğlenime degen Hıtay emeldarının bir tertip bilen öltürülüşü bilen başlayan Kumul'da başlayan Milli İnkılap. Zaman içi de Şarkı Türkistan'ın hem terebege vaxt vaxt tar kalgılı başladı. Bunun tam o şu 1931 yılla bu şu Kumul'daki İnkılap'ın başlayan yılları ama tabii bunun haberi Hoten'e, Şarkı Türkistan'daki başka rayonluğu gelmeyelik. Muhammed Emin Bora, ben bu vatan için nemiş kılay, kandak bu Hıtay işgalinden kurtulumuz deyip oyulup olduğun vakitte hem de bir yurt ne seyahat kılıp, hem yurt halkının ahvali, ruhiyatı, ondan bir inkılap çıksak bunun kandak karaydıganlığı, kulumuzdaki silah, kulumuzdaki kural, nin vaziyeti hem de bu Hıtay baskınçılığının küçü ve kançılak asker var konularda malumat alış için Şarkı Türkistan'da bir aylanıp keleyde bir yolcu çıktı. Şimdi bu 6 aylık bir sefer. 6 aylık bir şeydi. Şimdi bu 6 aylık yolculuk esnasında seyahat esnasında da seferde Kumul'da Kumul'da bitme. Gulcu'da o vakitte Gulcu'da müftülük kılıp atkan Sabit Damoğlu'ndan bilen uçuşup kaldılar. Şimdi Hazretim Şarkı Türkistan tarihi kitabı da bu uçuşuşunun tefsilini yazıp verip ötepti. Her işkilimiz nait bek uçuk yürüşen müdükteydi. Ama işte vatanın kurtuluşu için demiş kılayla da bir gap açtım. Şeyime Sabit Damoğlu'ndan konuştu ama uçuk uçuk biz bunu da kıldı, birli iş kıldı, bu da hep yürüşen müdük. Yani kurallı olarak silahlı mücadele meselesi. Silah yani bir kurallı ve silahlı yani mücadele meselesini inik küreşmey. Hem o vakitte Sabit Damoğlu'ndan yine üzümü 6 aylık bir taşkı dünyaya, Suudi Arabistan, Mısır, Hac Seferi ve sadece Hac Seferi olmaz. Bu Hac Seferi'ni bağına kılıp İşte Suudi Arabistan'a, Mısır'a, Baralas'a, Türkiye'ye verip gelip taşkı dünyanın ahvalini bir ügünüş için çıkan bir sefer o. Sabit Damoğlu'nun kılgan seferi. Tam şundan kürüş yap, bir birisi ile... Yani Sabit Damoğlu'nun kayıtı gelen vakti mi bu? Yok, Sabit Damoğlu'nun tek seferi çıkmadan vakti. Çıkmadan vakti değil mi? Gulcu'da muhtemelen 1931 yılının ya 5. ay ya 6. ay. Hem de Meksum Hazretim inik tarihini yazmaktı. Ben 6 aylık bir seferge çıktım deyipti. Gulcu'da uçuşkanını deyipti. Şimdi ben bu tarihinin 5 ya da 6. ay buluşunu bunda hesapladım. Tahmin kıldım ki Sabit Damoğlu'nun taşkı dünyaya kılgan seferi 6 aylık bir vakitte bulup Sabit Damoğlu'nun Gulcu'daki vazifesi gibi yanmay. Atuş'taki üyüğümü bağmay, bu şu seferden yenip sancıdın del Hoten'e gelirlik. Hiçbir yeri bağmay, direkt Hoten'e gelip Hestin falan görüşeyle. İlk iş. Şimdi Hestin bu 31'deki seyahatten yenip gelip hem de Hoten'e. Bu Şarkı Türkistan'ın istiklalı için kurallık bir hareket kılmay, bulmaylığan yeri gelirlik. Ve üzü mehbi bir teşkilat kuruldu. Milli İnkılap Teşkilatı ismini beğen, mehbi bir teşkilat kurup Baldi işki inisi Nurahmet Buğra ile Abdullah Buğra'ya İnkılap'ın ilgerleyen vakitlerde bunu biz Şah Mansur Emir Sahip de bilimiz. Hem her işkilisi 1934 yılı Yeken'in muhasısı da yanı sahada şehit oldu. Her işkilisi yanı sahada şehit oldu. Şimdi bu mehbi teşkilatını kurup heli bir edem ve pul ve kuralga ilgi olan vakitte tam o şu vaktinin ne misli 1931 yılının 13. ay büyük bir ihtimal. Bu olmasa 33'ünün 1. ayı buluşumu mümkün. Sabit Damoğlu'nun bu 6 aylık taşkı dünyaya kılgan seyahat edin yenip daim Hoten'e gelip Hestim bilen kürüşe gelip. Şimdi Hestim Sabit Damoğlu'na
Bu kurgan, Şarkı Türkistan'ın istiklali için kurulgan mehbi teşkilatı azı buluş ne? Teklif kılıklık. Ne mi ma? Sabit dam olanma bu teklifini naiti hoşallık olan kabul kılıp Xoten'deki Milli İnkılap Teşkilatı'nın o vakitte baş nimisi, müftüsü, Şeyhülislam'ı ve baş tebliğatçısı bulukluk. Ve Hazretim Şarkı Türkistan tarihinde mi naiti nimi dep ötep kitidu? Niminin sabit dam olanmanın bizim teşkilatı katnışı bizgi naiti töpülük neticeler etmedi, kıldı. Sanımız, teşkilat katmak önemli sahne naik gittik bir şekilde avudu değil. Hatta burada bir mesele var. Ben bir tişörtü esimde kaldı. Hatta o vakitte Hazretim mehbi bir ahvalde sabit namallamga, bunda bir teşkilat var, bunda bir plan var. Özlerinin hatta içinde his kıptıken kandak bir netice çıka, yani menpi ya da müsbet çıkam da esim kegen çağda sabit namallamga dedi ki, ben hocam digende ne üyemgi kettim, ne iş kanamı kettim, del Xotenge özlerinin yanına geldim dedim. Bu gel naite bir. Müşahit Hulcudaki kılgan sohbette hem de sabit tam olanma kalbede ne o nimin Hazretimden Xotende bir milli inkılap kılışkı niyeti bağlıkını in kuptu hem de. Üzümet taşkı dünyanın ahvalini kürep kergendin ki yine şimdi diyende hiçbir yer ki bağmay aşu bu bizden Ladakh'tın yurdumuzda keliş yolu Sancı bilila. Sancı Gumu'dan Gumu nahiyesinin bir 140 kilometre Xotenden 140 kilometre Gumu'ya yakın bir yer. Ha şu demedin Keşmir Ladakh'tan manatkan yol. Sancı'dan çıkıp Xotenge yakın. Şuna Sancı'dan yenip gelip hac seferden yenip gelip direktman Xotenge gelip Xotendeki Milli İnkılap Teşkilatı'nı eza bulaklık. Ve naiti önemli bir inimizendi. İdarecisi hem Şeyhül İslam'ı hem de tebliğcisi bulup bu Xotendeki bu milli teşkilat hem de Edem Sani vesaire bulup belli bir nimi kelgendin ki hem de bu işini nimi kılıp emelge aşurup Xotendi azat kılış planı başlandı. Karkaş'tan başlaydı bu. Şimdi o vakitte Hestim Karkaş'ta boğandıkin kural Edem hem nimi Karkaş'ta. Şimdi bunda bir o tarihten ait inik dep ötep kitleri hestim. Ben gününü unutup kaldım ama 1933 yılı 2. ayda 14 Şubat mesela. Şey 14 Şubat. 14 şey 14 hestim günü hicri takvim neyiz? Günü depti. Biz perşembe günü hücum kılışka karar vergendeydi. Perşembe günü kılış hücum kılışka karar vergende bizge Xitay'nın bu bizden Perşembe günü kıtkanlık, hücumdun heve tapkanlıkı ve bunun için Xotendin asker talep kılıp Edem öğretkenliki haberi geldi. Şunu biz nimikimay Perşembe günü saklamay, Seyşembe günü Karkaş'taki hükümet binalarına hücum kıldık. Ettigen başlığa akşam Karkaş'a kalan gibi. Ettigen başlığa hücumda akşam Karkaş'ını kolga elip Karkaş'tın ki Xotendi kelegili. Xotende hem de hemimiz bilimiz bu Manju döneminde Şarkı Türkistan'ın şehirlerini işgal kılgan Xitay'la Kolni şehrinin yeniga yeni şehir diyen sepillik şehirler inşa kılabilir. Muhkem. Çünkü bu sepillinin paydasını bu şu bizim Milli İnkılap tarihi vaktindeki Xitaylı köyde. Çünkü Kolni şehrini amak asan. Kolni şehirde sepillik küçük Halkı Müslüman, Şarkı Türkistanlı Kogan'dakin Xotende maşı üç bulaklık. Konu şehrini gittik bir şey nemede kolga keltürdü mücahitle, inkılapçıyla. An yeni şehirde yani bu Xitay'ın sağan içinde Xitay emeldarlarının yaşaydığın yani kolga keltürüş biraz kıyın oldu. Bir 72 gün dek bir vakit ağanlıkını hestim Şarkı Türkistan tarihi de değdi. An Xoten yeni şehrini fethi kılgan deyin kin Xoten hükümeti Xoten hükümetinin resmi ismi Hükümeti İslamiye-i Xoten. Abi bir nimeydi resim? Xoten İslam, Xoten İslam hükümeti. Resim. 3. 4. resimde de bir resim var. Onu gösterip bahsede belki onu inatlanacak. 3. 4. resimde ben de mi var? Depreye sözleri gel. Resim. Ha, demenin Xoten hükümetinin resmi var. Ha, mal. Şu var.
Yok, 0-3 numaralı asker, 3 numaralı para var. Yani hükümetin pulusu var. Üzüm resmi. Şimdi bu şuradan başlayalım istersen. Ya bir ma resimli kalın. Ha şimdi ma resim. Aha. Mesela ma a oldu da kara tonundan oldukan hestim. Mahmet'in bu. Ma a hestim hemen aksta kolu da hası var adam bizim çoğun dadımızın dadısı. Evet, Abdülkerim Hacim. Abdülkerim Hacim şu. Metni yazdığım ama Hestin'in kolu da çoğun oğlan Metni Zacim'in oğlu. Şimdi bu Khotan hükümetinin 1933 yılı bir tatkan, yani çetellik bir muhabir tarafından tatılgan bir resim. Bu resimde, şimdi Mehmet Emin Buğra'nın yine bir nimesi, hususiyeti. Bu inkılap ne, üzü başlap, üzünü mi kılıp, planla, liderlik kılıp, planlap, emel aşırsı mı? Padiş nimige meliklik diye tam di kitapta melik dep ataptı. Meliklik üzünü nimi kımadı. O vakta Khotan'ın ulemadın, dini ulemadın çoğunlardın yine Mehmet Niyaz diyetken bir çoğun edemli. Khotan hükümetinin reisi Meliki ulap tayinle bunun gibi biat kaldı bütün Khotan'ın. Muavin reisi de Sabit Damollam nekeyi. Muavin reisi Sabit Damollam hezdimle Armiyanın başıga, Genelkurmay Başkanı gitmiş Türkiye'de, Armiyanın başıga tayin kılıklık. Yani Khotan hükümetinin teşekkülü mü şunda? Kurallık kurulunun başında Mehmet Emin Buğra, Muavin Melik, Sabit Damollam, asas şey Melik olan. Hazretim Nombi Kaliş'in tutuktuğun bir sörtü var resimde. Gördü. Onun olmalısı. Tepkiler sana. Aş bütün askerlerine. Sıpır tut. Mahallede toktaylam. Mahallede mi toktaylam? O işte Üstaz Abdullah Hocam bir tepki ötkendeyim. Hükümet-i İslamiye Cumhuriye Khotan. A rahtın yasığan, yani hasidin yasığan bir nimem. O vakitte yasap çıkan hükümetin pulu. Pulu. Ha 1900 kaçta? 2012 yılında isimde bu Khotan'ga. Ahırki vaktimiz 2012'de baraldık, onun için Khotan'ga baramadık. O vakitte bu inkılaba katlaşkan, şimdi isimde yok, bir çoğun bir dadamın, dadısının belgen hatırası da. Hastamla tutkanı da biz gibi belgen. Biz bu arkayı koysak, ayada kalırsam, yani biraz uçuk okuyunca da Khotan Cumhuriyeti İslami Hükümeti tarafından bastırılgan da bizdi. Yani Khotan'daki inkılap. Khotan İslam Cumhuriyeti tarafından. Tabii. Khotan, yani biz İslam Cumhuriyetlerini sanığında işki sanayımız. Eğer bu ahvalden başta Khotan'da bir cumhuriyet tekrar kurulgan gibi. Ama bu tekrar, ama ne mi kılmışsın? Seyirciler ne mi kılmışsın? 33'teki Şarkı Türkistan Cumhuriyeti yok tekrar. Tekrar yok. Yani onda bir. 33'teki Şarkı Türkistan Cumhuriyeti 11. ayının 12'si 1933. Khotan'ın azat buluşu 2. ay 1933. 1932. 1932. Hani yeni şahının elini şeyini 3. ay desek mi? Yani Khotan'ın tamamen azat buluşu 1933. yılının 3. ay. Hem de Khotan'daki bu inkılap, o ne bu var? Hestim'den şey resmi de var mı hocam? Bu askerlerin önündeki kılıçlı bir şu resim. Bu resim işte burada Mamiye'de köyengen toplam de Khitaylı'dın kolu eli vagan, yanlış ayetin eli vagan toplandı. Olcağan topla. Ağul işte Khotan hükümetine askerleri ve aldı da tuğan kara tonlu kişi mi? Hestim. Şimdi Khotan hükümeti Khotan'ı azat kılıçtın ki gittik bir nimede Khotan'ın etrafı minden Gumugiçe hatta Yaykengiçe şimdi geçe Yaykengiçe min taraftan işte Çarkılık ki niye Keriye Çarkılık geçe bu rayonların hepsini azat kılıp 1933 yılı Kaşkaya'daki bazı çoğunluğunun teklifi bilen Sabit Damollam ve Hestim'in çoğun inisi Şah Mansur Abdullah Buğra Kaşkaya'ya gelirdi. Hem o vakitte Kaşkaya'da hükümet ve askeriye işleri biraz mürekkep. Çünkü Kaşkaya'da hem Timur Sican'ın askerleri var, hem konu bu Mağdotey vaktinin kalan, yani Mağdotey'nin hatta Timur Sican'ı bilen sokasında üretip anındinkin milli birliklerge katnaşkan Kırgız Osmanlı va an şart Garbi Türkistan'dan kelgen Özbek unsurlu va şu hem de Kaşkaya'da tam bir nimi hem bunda bir iş mi oldu Timur Sican'ın aksiden kelgen bu Macun yanının tunganlarının çolak zihuyu dep ataldıgan Macunsa milli hareketinin bir
parçası süpürdü de kelip Kaşkaya'ya. Kaşkaya yanı şehri kivelip Madotey, yani o neminin edemi, o vaktideki Ürümçü'deki hükümetinin edemi olan Madotey ile birlikte olup milli mücahitlere karşı pozisyon aldı. Hem de bu işin tefsilatı uzun ama burada eğitim geçmek gerek yok. Şuna Kaşkaya yanı şehir fethi kılınmıyor. Kaşkaya konu şehir mücahitlerinin kolu da Kaşkaya yanı şehirde Madotey ve Macinsa'nın mürekkep Madotey'e ne memdi Tungan. Baş isminin başı da Mavogan hemen hemen hem Madem Tungan Oğan da. Macinsa Macun'un askerleri ile Kaşkaya gelip bu da Kaşkaya yanı şehri kirvel aldı. Şunu Kaşkaya'daki bir Türk'üm Demel'in kışkırışı ile Sabit Damoğlan ile Abdullah Buğra Kaşkaya gelirler. Hem de o vakitte işte bulup ötken vakalı bitki mürekkep olanı değiştiğimiz hacet yok. Onun için Kaşkaya'daki ahvalini Sabit Damoğlan öz koluğa ele aldı. Ve bazı olayla ulap ötep gitip işte Timur Siyecan sulap koydu. Amurudun kurtuldu. Timur Siyecan nimacın sağ öltürüp attı. O oldu bu oldu. Dep günün ahirisi hem de 1933 yılının 9 ya da 10. ay etrafı da hem de Kaşkaya'daki vaziyetki Sabit Damoğlan nimboldu. Hakim oldu. Hem askeri işka hem siyasi işka. O vakitte Xoten nimi de Kaşkaya'da kurulgan Milli Azatlık yani Şarkı Türkistan Milli Azatlık Teşkilatı'nın aslında birinci bulup kuruluş ismi Xoten hükümetinin Şarkı Türk Kaşkaya'daki işbaş kuruluş ürünü gibi bir isim var. Ofis. Ofiste bir isim var hem de. Onunkin Şarkı Türkistan Milli Azatlık Teşkilatı aylanıp 11. ayın 12. günü Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti ilan kılındı. Şimdi benim kişisel demem hem de Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti köz karışım Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin kuruluşu nait mühim. Naiti aşu vakti kuruluşu nait mühimdi. Demiş ki desek birincisi Şarkı Türkistan milli askerlerinin çoğu ve en çok askeri iyi olan Hoca Nizacı Aks'ın Tunganlı kovulağı atkan bir vaziyette Kaşkaya'ya kelebat etti. Şimdi Tunganlı'nı Rus'un destek vergen Şıngsay'ın askerlerini kovulağı at etti. Şimdi bu vakit naiti evzel bir vakit Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti'ni ilan kılıp hem de biz Şarkı Türkistan'daki yaşağı atkan halık Muşunda bir gepni naiti çok bir avaz ile dedik. Biz Müslüman. Bu zemin bizim zeminimiz. Bu zeminin eti Şarkı Türkistan. Burası yani Hıtaylı'nın koyganda Şincan, Mincan, bu emez. Bu yerin ismi Şarkı Türkistan. Biz Müslüman ve biz Türk. Zaten o nimedeme Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'nin milli amblemi demtimize. Amblemdeki adalet, uhuvvet, müsavvat. Bu tamamen hem İslami hem şer'i bir ifade hem de ayetle tüzülgen. Bir de bir mesele mühim nokta. Üstadım da ötekende Akıd'ın kepken ahvalle neticede bu isimle veya bu vakitte 6 ay olsun 1 yıl olsun hiç fark eğer etmez. Hiç kurulmadan bu olsa bir isim yoktu, bir cisim yoktu, bir paket yoktu, bir hüccet yoktu. Biz mesela şimdi biz yani bir cumhuriyetimiz var de yani yıkılsın mı? Türkçede bir yapma irade beyan edildi. Bu Şarkı Türkistanlılığının aşı avazını köpertüp kançı min adamın canı ve haskı kıran bir irade beyanı. Biz Şarkı Türkistanlıkla Müslüman, burası bizim zeminimiz diyen gepti ama çok toğlap diyen gepti. Bu Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin netçayı, hayat beva bakanlığının nimisi yok orada çok. Şuna Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti kuruldu. Biz diyen de Akıd'ın Tungan koğulap Hoca Nizacı geldi. Hoca Nizacı gelip Cumhurbaşkanı bulup yine Kaşkaya şehrini muhasırı kılıp atkan vakitte bulup ötken feci hadiselerin mürekkep Kaşkaya'nı milli inkılapçılığına boşaltışı gerekti. An milli inkılapçılığa yeni sağa çekindi. Çünkü yeni sağdaki sepil Mehmet Emin Buğra'nın inisi Nurahmet Buğra yani Emin Sahip tarafından kovdurup turuttu. Tunganlı gelip bu sefer yeni sağını muhasırı kıldı. Yeni sağdaki savaş, mücahede
Bizim Şarkı Türkistan'da 1930'lu yıllarda bulup ötken aşu milli inkılap tarihimizin ne ait önemli safhalarının biri. Çünkü aşu sepilinin içindeki hemmeden aşu son nefer şehit olguçu sokaçtı. Yani burada mühim bir noktaya geldik. Bu vakitte Kaşgar hükümetinin, yani Kaşgaristan Cumhuriyeti'nin Lübbagen mücadelesi gel. Hem Hestim hem Xoten hükümeti de yani o Cumhuriyeti Xoten hükümeti hem de Hestim'in ifadesiyle iki tane yenisini şehit verip ve binlerce pul, kural, yarak ve askeri güç çıkarın gel. Yani büyük bir milletimize ağıdın kovdap, destekler ve o mücadelenin neticesi gel çıkışka büyük bir tırışanlık kılın. Evet. Debesi budur. Şimdi Nimeli milli mücahitli Kaşgar'dan çıkıp yerken gibi mangan vakitte hem de o Tunganlı gelip bu Tunganlı'nın başındaki macunyan Akıs'ın kelebi atkan Şıngısay yalguz oğan bolsa Şıngısay'ını yok atış çok az bir iş eremez ama Şıngısay'ın Akıs'ı Rusya vardı. Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti ilan kılıngan vakitte Rusya'nın merkezi Kıtay hükümeti gibi ergen bir notası var. Bu işini sen hal kılmasan ben hal kılmadım. Yani uhturuşu var. Hem öğlenin Şarkı Türkistan davası, kitabı atkan Şarkı Türkistan davasının tarihini bilinçlik, hem ademinin bilinçlik işi şu. Rus, bizden Kıtay'dan çok düşmanımız. Hem 33'teki Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti'ni yok atkan Rus, hem 49'daki Cumhuriyeti'ni Kıtay'ı satkan Rus. Hoş. Tamam mı? Şimdi Macun'un Ruslu bilen tenkilen metkan okupemdir. Ruslu bilen bir kilişim tüzüp üzü Taşkent'ki ketiklik. Kağan Tungan askerleri nimi kılıçını bilenmeyi bir vakit, kağan bir vakitte. Hem de minin nöçerlişim Macun'un Rusya bilen, nimedeki Kaşgar'daki Rus konsolosu bilen kılgan, kegen kilişimi esasen Şıngısay'ın askerleri Kaşgar'ın, daha doğrusu Gumu'nun interbik ötmedi. Hoş. Mahosen, Macun Yığının ağaçısının iri hem bu asker, kuralın süvari, atlık askerlerinin komutanı olan Mahosen Xoten'e gidip hem de bizim Xoten mücahitleri yanı sahadaki en andinkin Yelkendi'ye gelip hani Yelkendi'nin Xoten'e kaytıp geliyor Mehmet Emin Buğra. Bu vakitte Yelkendi'de Sabit Damla'nın tutup Şinsen'in askerleri biriludu. Onu bizim tarihimizin geçinarlık bir işi bu. Burada yine Sabit Damoğlu'nun bir alalikini dep ötmesek bu maytu. Mesela Sabit Damoğlu'nun kaça alışı mümkün bozu mu? Kaç mı kan gel? Tamam. Hem de üzü yerken de şehrinin taşlı bir bağda oturup duran vakitte tutulup gitti. Şunu hem de bu o vakit herhalde artık 5 içinci tarih şimdi bir yani 5 içinci tarih ama bence şimdi Sabit Damoğlu ben de vakti geldiğinde bu vatan için üleş nima nimistin kaçmay teslim bu yani çünkü teslim bulup kaçıp uyuyanın belki de bir paydasını kömedi. Kaçkan olsa kaçarlaydı çünkü hastimin deyişçe ben Sabit Damoğlu'na nimi verdim deydi. Haber verdim yerkenge. Çünkü hastim yerkenge kiliş burun yolda Hoca Nizacı'nın evet, aşu yani. Erkek yok ya Hoca Nizacı'nın şu erkeş damgı verip erkeş damgı Ruslu bilen kürüş geldi ya Hoca Nizacı. Şu erkeş damgı mangan ya erkeş damgı manışı ya erkeş damgı yanıştı yolda uçuşup kap. Bu nemenin Hoca Nizacı'nın hali halemez. Bunun bir nimesi var galiba. Biz gibi niyeti var. Ya Miyakil'in ya da bu ya kendime Xoten askerlerinin yanında durun. Ya bu olmasa Xoten'e gittim de bir xat yazdım de nimesi var, hatırası var nimede Hestim'in. Hestim bu şu nimi bilen Xoten'e verip hem de o Tunganlı bilen Xoten'de kılgan mücadele, mücahedenin neticesi de mağlup olgan dinkin. Üzü tağda yine bir müddet silahlı mukavemet köşütüp ana şu tağ yolu bilen nimi kılıp Hindistan'a bizden yurtın
Hindistan'a beriş yolu işte bu Sanju etraf Sanju yolundan bağıp Keşmir. Şimdi Ladak, Srinagar orada ben Maşak Türkistan tarihinin tercümesini kıla vakitte o yol, nemedeki yolu ne mesela hele bir nemi kıvaldım. Bir günüm aldım. Aşı nemi yol bilen işte Keşmir, Ladak, Baldi, Leh, Ladak, Srinagar yolu bilen Hindistan'a ketiklik. Aynı yeni bir iş bu nemele Tunganlı bizim aile gibi münasebet. Tunganlı Hoten'le işgal kılganda Mahusen'in askerleri birinci beri tutkan adam bizim çok çok dediğimiz Abdülkerim Hazımızdan yani. Nemenin hestimin hazinedarı bunun da bir ton altın vardı. Nihayet kıynap hele bir nemi kıp şehit kılmadı yani. Orada şehit olmadı ya. Kim şeyde o nemede tok tok 53. yılı ügünüştü yani yerde. Ügünüştü. De hazır lagır afrep şu vakti lagır afrep. Yedi Abdülkerim Hacı ne mi dedi ya hatıratında bu hazin dedem anlatıyor. Hani öldürmek için üç adam ne diyor ne mi diyor meydana çıkarıp meydana çıkarıp bir tungan hem adamın kalısına koyup bunda ne mi bal diyor ne mi kılıçla çapayı da kopkan vakitte yüzü hatıratında yakbadım dedim hatıratım abla hocam mı çıkardı neşir kıldık siyer bak siyer yerlerden mi çıktı. Orada bir acayip mucizevi bir hikaye var. Onu dep etmesek bu olmaydı bu mesele. Hacımdan anlaşınca meydanda hem adam yığılıp Abdülkerim Hacım işte ortada ya da sol tarafta iki adam bağladım dedi. Kalırsam o kelip o tunganımın da toğla boğla yüzünü çok gösterip kılıçını aldığını altını kallısını sallap ahını kılıp bir kallığını uçur attı. Önemli üçtüydü kelle. Yani kallığı önemli üçtüydü. Ondan doğa kılıp otursam bir yumurttun ki avazları yokulup gidip kalırsam bizim öldürgülük kopkan cellatın kılıç aldığını duydu. Meğerse kömeptiken o oyançılık mı degen vakitte kılıçlı yüzünü adamın yüzünü geldiğini koyup ya uçup etken gibi. Allah'ın başında Allah'ın inayetiyle mucizevi bir şekilde Abdülkerim Hacim yerden nimi kulağın gibi. Hatırsı diyorlar. Hatırsında Hacim'den uzun nik yazan gibi bu işte. O hatıranın biz Türkiye Türkçe tercümesini bastık. Yarabbim. Siyer yayınlarında ötkende yayınlap olduk. Onun ayeti yakışı olduğunu nimsin. Şu anda şu vaktinki barlık şehitlerimizge şu vakti Abay Sülebetke hemmesin ruhu şad olsun. Ruhu şad olsun. Hem de bula bizge nime hem de. Yol gösterici. Örneklerimiz. Vatan için kılgan iş ne hem de neticesini ahiret tükürümüz. Hoş. Şuna bu dünyada kılgan bir işin neticesi bu olmadı, o olmadı, bu olmadı de vatan için dinimiz için işleştin, mücadele kılıştın, vazgeçmesek olurdu. Hoş, hoş. Doğru. Türkçe'de güzel bir gap var ya, biz zaferlemez, seferle vezifelen diyoruz. Sefer bizim işimiz. Zafer Kuday'ın özünü takdiri. Hakikaten. Abi yok sözünüzü ki mesela Rus meselesini tıla aldınız, Rusya'nın meselesini. Hadi şu vakti de Rusya'nın çünkü valla bizden vatende müstakil bir cumhuriyetle kurulup kalışığa karış çıkışı dike çiştirme kulen ya sen kılsın ya ki Kıtay ben sana yardım bilme sen yok düşün gerek deyişi öz vakti de ulanın kol dike adıkı Garip Türkistan şu yerdeki kardeşlerimizin ki bizden örnek edip bizden misal edip öktü kopuşun ensirep kesin mutlak mutlak ama şimdi bunda bir gap var Rus bilen Kıtay'ın bu Türkistan'daki denilgen caydaki yaşavatkan Türkiye milletleri boğan düşmanlık hem de tarihi ve kanedin kegen bir düşmanlık yani işidin kegen bir düşmanlık bu yani hatta şu Anadolu Türkiye'sindeki bu öz vaktiki tarih tabii karısak, tabii karısak şu hani hazırki Türkiye'de işte Türk milleti gibi İçidin ki egen bir düşmanlık var. Hazır Türkiye'deki işte Avrasya için demeli var ya, Uğurlu var ya. İşte Rusya ile Kıtay'ın, bizim Türkiye'nin dostu de böyle deken. Ulu'nun mu nemi kılışı lazım? Kıtay ile Rus, bu milletinin ezelden tatip düşmanı. Hiç kandak bir yerde o vakitte bizim hem Türkiye'nin hem Şarkı Türkistan'ın ve Garbi Türkistan'daki hiçbir Türkiye devletinin kuvvet tepişini kalamaydı. Bu mezgilde bu 7 numaralı bir resim var. 7 numaralık. Bunu bir çıkarıp versen. 7 numaralık resim. Şimdi 7 numara. Şah Mansur Emir sahipten söz açtık evet, ya. Evet. Mavu mene. Bir baldır geçecek. Mavu aldıdı Tukan, Abdullah Buğra, Şah Mansur. Muhammed Emin Buğra'nın Muhammed Buğra'nın çoğun inisi. Çoğun inisi. Çoğun inisi.
Ha o yeni sahada şehit olan. Mavu Nurahmet Buğra, küçük inisi Yeni Sağ Kalesi'nin komutanı, komandanı Yeni Sağ'daki mücadelede şehit olgan ve bunda bir nime var, bilgi var. Yetti numaralı. Ha o nime Tungan'la galbi kızılık. Kabristan. Ha. Bu kabirde böyle toktap götürdüm. Bir yerde söz kılış lazım. Bu kabirle yakbacım dedem, Xoten gibi bağlanan vakitlerde izdep bu şehirlerin boğan yerini hani biraz imkanı ölçüsüne tepip arkasının kabrini bundan yasap YG isimlerine koyup koyan yapı. O ha. Şimdi bu kabir bağ mı yok mu onu? Yoktur yani. Ya. Yoktur. Bu yıkıp atkandı bizde. Kıhtarlı yıkıp atkandı. Şimdi zaten Şah Mansur'dan Emir sahibinin nimesi tapılanmadı. Bedeni tapılanmadı. Bedeni. Tungan'la ulunun kallısı da iki tane kesik başını Hedgah camisi esip bir hafta 10 gün saza yıkıldı. An onu bir mücahit elip kaçırıp kömeği. Başka bir yere yapıp kömbetti de. Ama nimi kılanmadı yani. Tapılmadı. Eşkıp nimilere, cesetlere tapılanmadı. Hey Allah. Ben müşahede yanımı şu zihnim kendi abayamdı. Mesela kanak arayızlıken Ötkür Efendi'nin mesela Hoca Niyaz Acim'in doğruluk yazgan kitabı da. Çünkü valla Sabit Demol'la bile bir yerde Cumhuriyet'in reislik, prezidentlik nimesini teyalar, kütüveli, kagan bir, şunda bir çoğun hukukunu tallamay, ürümcü ölkülük nimesini ki, korçak nimesini tallayıp Sabit Demol'la tutup birisi. Bu meselesini bazıları yüz yüz hıyanetle, hainlik olan süpetleydi. Bazıları herkıl süpetleydi. Silahımdı bu. Şimdi ben Hoca Nizacı'nın hayat hikayesini aşu 1911 yılı Timur Kalpem Kozgulan'a dep öttüm ya. Şimdi aslında o vakitte Hoca Niyaz Palvan ismi bilen takı hacı olmagandıkin. Hoca Nizman Palvan ismi bilen aşu Timur Kalpem'nin Kozgulan'a koşulgan adam bu. Şuna bu Kozgulan'a koşalgan süpüti bilen bu Kozgulan'ı o vakitte neminin Van'ı Şah nemiydi bu sizin ismi? Kumul Van'ının ismi? Şah Mansur mıydı? Yok şey. Şah Maksud. Şah Maksud. Kumul Van'ı Şah Maksud sürgün kılıvatkan hem de. Hem sürgün kılıvatkan hem de nemini öldürgen edemge mukafat nemesi veydi. Hani ahir vakitte bu 1931 yıldaki Kumul'daki Kozgul şimdi Milli İnkılap başlangıcının az bir vakit burun af kalıp nimege ekeldi bunu. Hoca Nizacı Kumul'u yenip kelerliydi. Ama bunda bir iş var. Şimdi Muşut der aşı vakitli değil mi? Şimdi 1931 yıldaki vaka vakti de hem de iki iş oldu. Dedim ya birincisi yansınışın öldürüldü. Yani onun oğluna hiç kandak bir nimesi boğmadan bir yöneticilik kabiliyeti de etmiş Türkiye'de. Boğmadan, iktidar gücü boğmadan, Apyonkeş, Cinşur'un hakimlerine çıktı. Onunun ki Şah Maksud Üle, onun ornuğa oğlu Nezir, iade Van Bulum edip yürüdü pitkemdi. Yani onu nime kabul kılmadı Cinşur'un. Şimdi bu vakıla da Hoca Nizacı esasen o Vanlık ordusu işleydi. Şimdi bu nimedeki Kumul'daki Tağlık rayonda Cılgın'ın ismini unutup kaldım belirttim. Törtüncay. Şopul Cılgıs'ta 1931 yılı Törtüncay'da o Sağlık Dorgan'ın kızını alımın dep zoravanlık kılgan Hıtay'ını makul emmesi de bir toy kıgandayı kılıp, öltürüvetip o kurallarını elip, o rayondaki bütün Hıtay emeldarlarının kurallarını, ulusunu elip başlayan bir inkılap bu. Şimdi Kumul'da bu 12 tane tağlık rayon var, cılgı var. Bu 12 cılgının onda bir alahiyeliği var. Bir yerde o yerde yaşayan adamla ruhsat kılması bir kimden kirişi mümkün olmaz. Nait müstehkem yani. Şuna Hıtay hükümeti bunu ne? Mağlup kılanmay. Bir nimi kılıçının koyu kiydi de hile kılıçının koyu kiyip bunu kandak şürümüz de o niminin
Vanlık ordusundaki kurallı velen Hoca Nizacı'nı bunu yok atış kuvvetti. Bunu yok atış kuvvet kendi kendine Hoca Nizacı aklını ışkı vurup Ayadaki inkılapçı ile birli olup bu inkılap hareketinin çoğunu olup kaldı. Şimdi bunda bir iş var. Şimdi Hoca Nizacı'nın ilmi az. Bizi palvanlıktan yani işte bir atış, avuculuk dediğimiz ya palvanlı. Şu anlıktan ne bakalım kural... Mergen. Mergenlikten ne bakalım bir ne mi? Bir siyasi taktika, işte tarih, ondan sonra bu ilmi cehettin naiti ne meden? Şimdi Hoca Nizacı'nın kılıp ötkenlerini bunda bir tatip ötsek, normalde, eslep ötsek, normalde bunun hainin başka bir gepni değil tersemdi. Çünkü Hoca Nizacı, Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti kurulgan dinkin bu hususta üzügi heve akegen edemlegi nait açıklap getirdi. Bu nime işte çongserlik nimeler nimiş kıptı, o kıptı, bu kıptı da. Çünkü üzü Cimsar'da tehe Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin kuruluşunun burun. Cimsar'da Şınsay bilen nimi kılgan tüzüm kılıçtı. Macun'a karşı hem de şimdi. Macun'un kılmışlarıma nime emez ama aşağıda şimdi Macun'un Hoca Nizacı'ya kılgan, Hoca Nizacı'nın askerleri kılgan, Milli İnkılapçı'yı kılgan eskiliklerden tüpeli Cimsar'da o nimi bilen, Şınsay bilen bir tüzüm kılıp zaten Şınsay bilen nimi kılıp anlaşıp kılıp atılır minga. Asasen Hoca Nizacı'ya Neminin o Şınk Sevilen kılan tüzümünün esası şu, Hoca Nizacı Macun'a berdeşlik verişi lazımdı. Ama Hoca Nizacı'nın askerleri ta şu yeni Karaşehir'den tatip bir şu bir cılgıda berdeşlik belirledi. Baş Ergim cılgısıydı herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Şu cılgı hariç hiç kandak bir savaşta berdeşlik belirlemedi. Abi Ötker Efendi'nin nemesi mi var, Uygan Gazi'nin mi var? Bu hususta ben bu vakti de Şincan tarih materyalleri de çıkan hali eslimi var. O vakti 80'li yıllarda çıkarlaydı bunu demişler. Hazır her kız bir nemesi yok da. Bu eslimi bu okudum hem de Hoca Nizacı hiç kandak bir şekilde Macun'a berdeşlik bilen mesleğini bilip onun akısından kilovatkan, şimdi Macun'a Hoca Nizacı berdeşlik bilen mevatı da Macun yığma, normalde Ürümçü'nün ağılı tas kopkan. Ürümçü'nün taşkı rayonları kulgötep boğan macun yığma. O şu vakti de Ruslar, asker, arpilen, kural, hemen hemen üretip hatta asker. İli Vadisi'de, aşağı İli Vadisi'de yaşayıp atkan, Akrus, Ubu bunu yığıp asker mi üretti macun yığma? Nimi kılsın, berdeşlik belirlisinde bir şeyse. Şimdi akıdın Ruslar, aldırdın macun yığın, onun aldırdı Hoca Nizacı. Bunda bir ahval var hem de. Hoca Nizacı, bence hiçbir vakit Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin muvaffak buluşunu nimi kılmadı hem de. Ümit kılmadı. Ümit kılmadı. Ama her kanda vakitte üzüge belki vatanga paydalık buluduğun işinin akısından menip Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin üzüge belgen nime yak demedi. Cumhurbaşkanlığı payesi gibi yaktı mıydı? Onu elip, an iş ağağın mangan vakitte erkeş damdın berip Ruslu bilen kürüş yap oğlu bilen kural nemesi kılıp nemini yani sabit damallam ne şınsakı tutup begen emirini begen kocaniyiz acı hem de bu işini kıkan Mahmut Muhit'i Mahmut Sican hem de Hestim bu Toğurluk Şarkı Türkistan tarihi kitabı da Mahmut Muhyiddin'i nimi kılıp hem de keçürüz yutu çünkü emrini belgen başkası de Hoca Nizacı hakkı da hele bir nimisi var iyileştirisi var. Şimdi menpi göz karışı var. Hain deyiş mençe aşı somut
Naeti çın bir iştin burun kılmaması da gereken bir iş. Çünkü hain gepini ne mi kılıvatsak, ezenleştirivatsak hem de. Hem medem her ağzıdın bir tane hata gep çıkartken, az yak bir hatalık çıkan hem medem gibi bir tane hoca nizacının kılmıştır. Eğir cinayetli boğusuma. Ben pek hain diye iştin ne mi kılma ama kılmış ötmüştür hem de bizim Milli İnkılap'a naeti eksiğini mi verdi, zarar verdi, değişki buludu. Belki tarih usulü nemestin köz karışından bir noktunu deyip etsek belki faydası olurdu. Şimdi tarihi materyaller ya da tarihi vakalar bize haber. Haber, biz bilimiz. Yani insan diyen bilişini, bilimini iyi olan yani, bir bugün hem benim küre vatürüz hem de. Tecrübe olanı var, akli muhakemeyle kullanırken var, bir de haber, rivayet. Hoş bu tarihi materyaller, tarihi belgeler, tarihi kitaplar hemisi bir köz karışının bir Türkçe ifadesi, bir bakış açısından neticesi olandı ki biz bu vakitte de okugan, yani bu yüzyılda yaşayıp yaratken Uygurlar bulup tarihimizde okup çıkan çağda bu hain mi, bu kahraman mı de iki tane bir Arapça ifade ifrat ve tefrit arasında iki belgeler neticesinden mamay, ibretlik mi? Örneklik mi de yüksek tek yakıştı Türkçe ifadesiyle. Kayısından ibret alınmış, kayısından örnek alınmış. Hoca ne olsa, hoca ne yazdı? Hoca ne yazdı? İbretlik bir vaka. İbretlik bir vaka. Şimdi örneklikle ötsek bu. Çünkü ne mi ma, hazdim ma, ma Şarkı Türkistan tarihi de üzügü ma. Üzünü mü ne ait tenkit kılıklık. Çünkü bu ötmüş, bu açarçılık tarihten bu belgen bedelden ibret edişimiz lazım. Yani bu işini sokaş nemiş kılmay. Yani bu adam ayarlık daha bu adam niyelik değil. Mavu manı kıldı, av avını kıldı. Değiştin bunun. Bu işten ibret alıp bizim ittifaklığımızın kanında küçeytimiz muşunu ödüşümüz lazım. Şuna yani bir edemli men, bir edemli aşu inik. Yani nemede hukukta somut, objektif, ölçülebilir diye üç tabiri var Türkçe'de. Aşınlar bir paket buluştun bunun hain değişinin önemisi yok. Kılganışı hatalık. Kılganışı hatalık. Onun da hiç önemi yok. Tereddüt yok. Rahmet. Hoş, şimdi Muhammed Emin Buğra'nın kim o şu Tunci Hicreti'nin başlamışsak sizin. Bu söz, bu ne var? 8 numaralı kuresinde bir... 8 numaralı kuresinde bir... İsa Efendimle güreşken vakti hem bir adım başlasak budur. Hemen bura işte Bayan Ötepket kendikin bizim tarihimizdeki naite içimlik hadiselerinkin 34 yılında işte Ladakh yolundan Hindistan tarafına Keşmir Sirine kadar hicret kılan gel. Üzüm mücahitlerle beraber hicret kılıp. Ama bu hicrette üzüm inik yazgan sözleri var. Hem hatıratında hem Şarkı Türkistan tarihinde. Niyet şu. Niyette hiçbir çatak yok. Özünün ifadesiyle bu hicretin sebebi Hindistan, mesela Pamir ve Vahan da bu tağlık rayonu var. O yarınla da ancak önce üzün yanında mekayken pul ve kural yaraklarla yeniden bir askeri teşkilat kurup, yeniden bir asker ve kural yarak, çeteldin kayken kural yarak olsa onu elip kayıtlı memleketke götürüp mücahidenini, istiklal mücadelesini devam kılışı niyeti var. Lakin hicrette, hani Türkçe'de bir yapma, umduğunu bulmak meselesi de hicret çıkan çağda o zaman Hindistan evet arzu kılı tepiş meselesinde Hindistan bölgesi olsun, Afganistan bölgesi hakim olan güç İngilizler var, bir de Ruslu var. Abdullah Hocam Ötken'de Ruslu her yerde bazıladı. Bu iki güç Hestim'in yerdeki faaliyetlerini sezip kalıp tekrardan bir mücahit faaliyete girişmişsin de yerlik hükümetlere besim kalan gel. Neticesinde Hestim birkaç katım niyet kılıp ta neme geçe o çigrağıcı kilip ahvalini kürep kayıtıp Kabil'e mecbur kalkan. Ve 1934 ile 34-35 aralıklarına başlasak tekrardan içkirge kiriş memleketi kaydısı 43 yılında butu. Yaklaşık yerde bir 9 yıllık bir Hindistan, Afganistan, Keşmir, Sinegal ve Kabil'de bir yaşaş ve mecburi bir muhaceretini yaşayıp tutu. Tabi bu vakitte de Hestim bu hakikaten bu teşkilatını arzu kalkan dikin ismini ma Abdullah Yerkenti de yani özgertip. Tabii özgertip ne okudu. Bunu da biz İsa Efendim'in hatıratlarında şunda okutup çıktık. Hestim İsa Efendim işte o vakitte de Müslüman cemiyetlerinin nemesi de sözcüsü olup Arabistan'a, Türkiye'ye gibi bunda uzun bir seferden kayıtıp
yurtka kayıtış ziyaretinde kabulga giriş vakti var. Kegen çağda yerde hotellik bir emir Abdullah Yarkendi de isimde bir Adem Beykendi de izlep kaldım diyordu. Onun ismini anlayan diyordu. Kim işte bu resimde körgendeyim. 38 yılında yani 1938 yılının ahir vakitlerinde 10. ay 11. ay tam isimimizde yok. Tarihli de ötüdü. Hestim'le küreşken vakti var. İşte Kabul'da. Bu vakit Kabil'de kürüşüldü. Hestim'le İsa Efendi'nin bu küreşişi uzun müddet paranlaşışının kin Hestim'in mücadele tarihinde yeni bir sahip açıldı. Hani Sabit Damanlam'la küreşip milli inkılap başlışı, milli inkılapla birlikte silahlı mücadeleden dolayı kurallık mücadele devrini ötkezgen bu olsa İsa Efendi'yle başlayan süreç artık bizden kalem küreşi, siyasi mücadele ve halkara Şarkı Türkistan'ın halkara dünyasında tunutuş ve bu mezgilde siyasi yollarla burası mühim bir nokta, siyasi bir yolla Şarkı Türkistan'ın istikrarlı kandak hizmet kılımızda uzun müddet paranlaşkan gibi. Kim İsa Efendi yine kegen vakti de kaytıp demege memleketi kaytıttı. O vakitte de Hestim'in hayatında bir şahsiyetinin takıma nimesi var, tesiri var. O da Kabil Büyükelçisi Memduh Şevket Esendal. Bu Memduh Şevket Esendal Türkiye'lik yerde yerleşip kalan kin bulamı Cumhuriyet'in kuruluşunda mühim rol oynayan partinin yerde nimesi bürokrat nimdeyimize devlet ağırlığımızı oturttu. Hestim Abdullah Hocam biraz sonra tafsilatını belirtti. Şarkı Türkistan tarihini yazgan vakitte de yerde Memduh Şevket Esendal'ın özünün şahsi kütüphanesinden faydalanıp onlarla paranlaşıp onların mesela tesiriyle yeni bir fikir, yeni bir yol tepişine izleşki başlaydı. Ahirde Hestim işte 1942'ye gelen çakta yine Peşaver'de kolgu tutuldu. İşte bulama İngiliz hükümeti olsun, yerdeki besimcilikle Abdülkerim Azim'le birlikte turmağı kitu. O vakitte belgen mesele şu, siz ancak işkirge, yani Çin'ge kaytış şartıyla sizinle turmudun çıkarımız diken dikin. Ki bunun burun Hestim İsa Efendi'yle mi kürüşüp onlara alakalaşkan dikin. Başka yol amal kalmay. 1913 Nisan 1943 yılında Nimed'in Kabil'din, Distan'dan bir uçakla Nimed'e o zamandaki merkezi Çin'in hükümet idaresi olan Chongqing'e kilidi. Şimdi bu muşu ne ait mühim? Hestim'den Chongqing'e berişi ay mecbur ettin birinci şeyi. Çünkü aşu nemele İngiliz hükümeti turmuğu sulap çünkü bizim Chongqing'danımızdan birliğe tığılık turmuda. Hacımdan hatıraları da bu bulap ötkenliğini, kanda kol alganlıkını, netçay kalganlıkını hatta turmuda ziyaret kıptıken o ziyaretten nemi köygenlikler misin de tepsiyle diyebilirdi. Başka nemi yok. Ya turmuda turusuz ya Hıtay'ı yandırıp siz ne edigen çağda Hestim mecburi olup Kıtay'a yanıp gittik. Bizim şu anda adımızda yeni bir amal sunup bombası silindi mi? Hindistan'ın içkir bölgeleri hiç adam yaşamayacak yerlere apırıp tutunuz yaptıken bizimkiler Dammam mı? Dammu. Dammu. Hindistan'ın Dammu diyen yere verip bir 5 yıl yaşar. Birinci Dünya Savaşı tükü güçe Eşyada yaşadık. Yani mühim bir iş. Mühim bir iş. 9 numaralık bir resimle bir gösterilen. Yedim başta saplıdı şimdi sözge. 9 numara bundaki. Evet şimdi 1943 yılıyla 1944-47 yılı geçe Hestim'in 46 yılı geçe desek de doğru oldu. Merkezi, Hıtay'ın merkezi hükümeti olan Chongqing'di. Çünkü o zaman Hıtay'ın savaş vakitlerindeki paytaktı oldu. İyade bir faaliyet ki başlaydı. Bu faaliyette daha bundan üzdüm burun yege bağlan Mesut Sabri Baykozi ve İsa Efendim'le ve Polat Kadri ve kaldısı yine bunda ziyalilerle birlikte bir cemiyet kurdu. Hoş. Yurttaşlar cemiyeti de. Bu cemiyetle birlikte Hestim o vakitte de yani o... Bu cemiyet ne? Hıhtay'ın ki? Şeyde, Chongqing'de kurdu. Chongqing'de kurdu. Hıhtay'cı isimlinin netçi kısım etalgısı var ya, bu bazı Avrupalıklar başka bir... Chongqing'de. Şimdi orada Chongqing'deki olup ketkin ahvalini biraz akı kürünüşünü de bölsek. Yıl 1943-44'ler.
Büyük İkinci Dünya Uruşu'nun ahırları kelvatkan vakitte de. Hı. Ama Japonlar yine güçlük. Japonlar bir taraftan merkezi Hıtay'la sokuşup tuğan yok. Bir taraftan içkideki komünist mücadelesi var. Ahırdan kalan çağda dünyanın başka yerlerinde İkinci Dünya Uruşu'nun nümege çıkartan, medanga çıkartan acayip farklı bir halet vardı. Hı hı. Bu mezgilde Çankayşek'in yani Kuomintang hükümetinin başındaki Çankayşek'in ve tabi bu 1911'de Sun Yat-sen'de başlayan Çankayşek'in nümesi var. Hestimle, İsa Efendiler, Mesut Sabriler bu yerel hükümetin başındakileri yani o zamanki Kuomintang hükümetinin reisleriyle kürüşüp bir siyasi yolla, siyasi bir yolla Şarkı Türkistan'ın istiklali için kanda bir yol tabimizde uzun müddet paranlaşıp, yapışıp sözleşken gibi. Hatta hatıratlarında bu var. Kaç kişi oturup, mesela 14 Nisan 1944 yılında bunlar bir Çin'den yana bir anayasasını teyakıtkan bir ahval var. Mesela onun resmini göstersek buldu. 13 numara neyse 13 numara. 13 numara da. Bu ha burada da tutsak botu. Bunu kestim. Limon başladı. O zaman Nancin'den başladı. Çin'den başladı. Onun bakın. Nancin'deki bakın. Şimdi o vakitte de hestim. Nancin olsun, Çunçun olsun. Yerli de hem Müslüman cemiyette olsun hem nimdemize Hıtay'ın içkiri cihetinde Şarkı Türkistan'ın ahvalına taka müsbet, mülayim, taka demokratik insani demtimize cihetin kalan siyasi urunlarla kürüşken gibi. Çünkü mesele şu. Birinci mücadelede de yani kural yarakla ilgişenmeyen neticeye belki içkiride bulup etken siyasi cihetten bir erişip mümkün bulantı diyen nime hikayen gel. İnıklı hikayen gel. Ve bu ahvalde hatta bir bununkin resmi ikinci bir resmi ötülen 9. nime gel. Yani bir resim. 13. resim 13 numara. 13 numara kestin. 13 numara. Bunu tekrar ikilimiz. 13 numara. Ha mesela Çin Cumhuriyeti Anayasası diyen bu yazılıp çıkan bir materyal bu. Bizim kolumuzdaki materyal. İşte bu yeni anayasa tüzümü başlayan çağda çünkü o vakitte asasi de kanun. Tabi asasi kanun yasaçta Chiang Kai-shek'in veyahut da o Kuomintang hükümetinin bir nimesi var. Bir bildiriş var. Bildiriş de şu Hıtay rayonunda yaşayıp ketken Uygurlar olsun, Uygur Türkler de, Türkler de, Türkler olsun, Uygur Türkler olsun, Mongollar olsun, Tibetler olsun. Bu milletlerge yani aslanlık milletlerge yeni bir kurulgan cumhuriyette, insani, medeni, işte demokratik bir yapıda hak tunumizde sözlügen gibi. Hestim ve üç efendiler bu yoldan kirip, bu imkanlarından bir faydalanıp, biz nemiş kılıvatımız de sorulgan çağda, bu kanun esasi tüzümü başlayan çağda 19 maddelik bir tüzümle nemiş başlayan gibi. Parlamenteye bu anayasa dediğimizde kanun esasi tüzüşe, kanunga bir teklifname vergen gibi. Teklifnamenin üç efendiler. Tabii üç efendiler. Hatta bu teklifnamenin bir nuskası bizde var. Nimi kalırsa nimi var? 12 numara arasında 12. 12 numara da var. 12 numara. Bunun 12 numaralı. Yok bu ne değil. Evet 12'de 12. Ha. Mayada tam net kürenmeydi. Bu yine Altay dergisinde yayınlanan bu yurttaşlar cemiyetinin bu parlamentoda tüzüm yani bu kanunun esası tüzümüge belgen teklifname var. 19 madde teklifname. Bu teklifnamenin 5'indeki gap nayet mühim. Birincisi dedi ki burada Şincan emez Şarkı Türkistan. Birincisi bu. Hıtay'ın memleketi de evet. Hıtay'a baş şehri Hıtay'ın kanunu esasıyla kürsün de belgenlememiş. Bizim vatanımızın ismi Şincan'a Şarkı Türkistan. İkincisi yerde şu vakitki kanun kürgüzün gibi. Yok kürgüzlenmedi işte. Kürgüzsün de işte bunun bir nimesi var. Mücadele kılmış. Ötüp ketken bir hikayesi var. Değişik ötesi mühim bir mesele. Bu nimine teyyal kan gibi. Akıstın bunun Kansutu ya Çince'ye örülüp işte takdim kılgan gibi. Hatta bir nimide Hestim'den hatıratında var. Biz Mesut Sabri, İsa Efendi, biz hemisi Çankayşek'le oturup bu niminin Çankayşek'le oturup bundankinki parlamenter yığında bu maddenin okunup bu maddeye karşı bir unukluk bir nesil kılganını sözünü ağan dedi. Lakin Çankayşek nimige çıkıp parlamentere çıkıp bizden teklifnamemizin zıt nimizke karşısında hiç sözlüme gelen geple sözlüme gelen çağda Hestimizin hatırat anlattı. Ben o mecliste ayak kopup hem medemle kalgan ahvalde kalıp akımını yenip gidip protesto kılıp çıkettim dedim. Ondan ki nimetik işgulu başladı.
ahval bizgenin müsbetli menfiyeti kişi kultudu. Hatta bu meselede zihnimiz kultudu. Hatta onlar dedi, Li Dunfang degen bir neminin tarih şunasında, üzgün tarih şunasında nimelerde resmi gezitlede işte Şincan Türkler, Uygur Türkler, Türkenmez Şincan. Hatta bu yeni vakitlerde mi çıkıp gitti ya, Hıtay'ın yalgan yerisi, Uygurlar, Türkenmez, bu ezelden beri... Gezitin resmi Junyan Rimbo. Junyan, resmi gezit yalgan gibi. Hestim mi? Aynı gezitka reddiye birip, nimi yazgan gibi, makale yazgan gibi. İşte Şarkı Türkistan, Türktür, Uygurlar, Türktür de uzun makale yazıp, hatta bu kin kalem küreşi de eserge aylangan gibi. Yani Hestim'den, hatta Hestim şunu diyordu, bu bazı resimde var, bu mücelledinkin, yani bu nimedinkin, siz de sözü biteyim, bu kalem kürüşdinkin, Hıtay parlamenti azalarının biri gelip bana hem de sizge Türk deyimiz deyip, üzün demesini kabul kıldı diyordu. Yani hakikaten siz Türklerken biz işen diyoruz sizge deyip, o sözünü ikrar kıldırdık diyordu. Yani mühim bir mesele. Ama bu arada işte bu üç efendilerin faaliyetlerinden bir noktalık mühim bir mesele, orada dergi var. Mesela Hestim aynı zamanda bu üç efendiler vaktinde yalnız siyasi cihet denemez. Uygur milletinin kültür ve medeniyet seviyesi kartı faydalı eser kaldırışı için naiti mühim tırışanlık gibi. Zaten Hestim'in hayatını anlatkan çağda tarihçi, yazar, bürokrat, siyasetçi aynı zamanda jurnalist isek mi oluyor? Bayağı bir şair, dergi, jurnal çıkaran gibi. Bunların bir tanesi de yine Altay Neşriyat'ta İsa Efendim'le bile çıkaran Altay nimisi var, jurnali var. Onun resmini bir kere bakalım. 11 numaralı nime? Bana 10'da çıktı. 11, Altay. Bu Erk gazetesi. Yine bu da mı kalsın? Erk gazetesi mesela. Günlük çıkartan bir Erk gazetesi ve Altay dergisi. Altay dergisinden kalıp baksam Uygurca var. Hatta en ahırda Latince Uygurca yazıtlarım var. Bu çünkü de başlayıp çıkılı. Ürümçü'de mi devam kılan bir nime? Neşriyat. Bu neşriyatta bu Altay neşriyatını üç efendilerin Naşir-i Efkar'da Türkçe'de bir yapkutu. Mefkurelerinin yaş ballığa tesiri naiti çoğun. Hatta nime var, bizim biraz önce Beybi Ötepke ettik, bizim İz Roman'ın yazarı olan Ötkül Efendi olsun, hatta Hacı Yakup Anat olsun, Hacı Yakup ve Ötkül Kadri Polat yaşla, o dönemdeki Ürümçü'de yaşayan yaş ballığa, Ürümçü, daha şöyle de yani Ürümçü Üniversitesi'ndeki yaş ballığa, bu Üç Efendi'nin fikriyatını, Üç Efendi'nin yazıp çizgan bu dergiden nime kılıp, milli mefkuremizi onşuduk diyordu. Yani bunların sayesinde çünkü hatta Ürümçü'de bir nimi var. Nizamettin Efendi'nin bir hatıratları vardı o zamanında yazılan. Biz diyordu Ürümçü'de Nizamettin Hüseyin'de meşhur bir şahsiyet var. Onun hatıratlarını görsek. Biz diyor Ürümçü'ye gelip o nimide üniversitede faaliyet göstergen akımlı kalıp baksak diyordu. Bu akımlar içerisinde Rus tarafları vardı, Hıtay tarafları vardı. Kalırsak Üç Efendiler diken Emin Bora ve İsa Efendi'nin yol başlığında bir cemiyet teşkil ettikken bu yurttaşlar cemiyeti bu. Orada biz nimini köydük diyordu. Milli mefkureni öyle köydük diyordu. Yani milli istiklaliyet mefkuresini belki nimimize tehi emelge aşırış meselesinde rasyonel dediğimiz. Daha böyle mesela hamaset emez diye hamiyet içerisinde tehi putu yaygıt gitken bir neticesi çıkarsın. Esimizi geldi diyordu. Yani bundan neydi? Paydalandık diyordu. Esas cihetten sözde bir öt kessek, Hestim'in o ilk muhaceratından ki Chongqing'e verip, Nanking'e verip, Hıtay merkezinde bu faaliyetle yüzleşen en mühim meselesi, birincisi mecburiyetten, yani imkansızlıktan. İkincisi, iade diyordu bir ışık açılgan gibi, bir ışık açılgan gibi. Yani belki muhtariyetçilik meselesini kim tartışıp çıkarmız. Muhtariyet bu olsa ya da bir abdurum rayon bu olsa ama nihayetinde hedef olan neyse, neticesi olan neyse mutlak istiklaliyet ama mutlak istiklaliyeti barışının burun kılgan demeli bunlar. Basamaklar da bir görüş lazım. Çünkü ahirde belki yine sözlüysek butu. Hestim'in özünün hayatında hatta hatıratında ben on kulağımın çap kulağımın sol kulağımın yani sağımı solumu Türkçe ifadesiyle yani Türkçe'de mi bu yap sağımı solumu fark kılgan vakitten beri diyordu. Hıtay tecavüzcülerinin milletimize kıkan zulümlerini bilip bunun için bir iş kıtma deyip yola çıkan gibi. Bu on kulağım bile sol kulağım bile perik ettiğin boğandı. İdrakı boğandı, idrakı hikayen yani küçük balı, 9-10 yaşta hem 9-10 yaşlılık bir balı idrakı boğandı künden beri ben bu bulap ketkenine haber vermediydim. Ama bu işlinin şimdiki hayatım aşında bilimiz yani bir siyasi meselede küçük ilgi boğuş lazım, iktisat buluş lazım,
farklı farklı meseleler lazım. Hı hı. Bunlar bir araya geliştiğin burun Türkçe'de yakışık bir gap var. Bir nesini bütünle kolga ekilenmesek bütünle terk edilmez. Külliyen kazanamazsanız külliyen terk edemezsiniz. Yani bütün terk edilmez. Aşında oğandakin imkanlarını istifade kılıçının yolunu aragan gap. Zaten yolunu izlep bakan. Yani bu yedeki üç efendiler ve Chongqing ve Nanking'deki faaliyetlerini ve hatta bu şunda olup baksan gek. Kin ahirde ne oldu dedisek 1944 yılında 13. ayda hemen öyle bilgen ilide üç vilayette bir çoğun inkılap oldu. Alihan Tören'in başlığında başlayan bir yeni bir cumhuriyet, yeni bir dünyanın yeni bir ahvali çıkıp kaldı. Bu mezgilde işte üç efendiler 1946 yılında İsa Efendi, Mesut Sabri Efendi ile birlikte memleketi kaytkan gel. Yani merkezi 44. yılı mı? 44'te kuruldu ama onların kayıtıp ketişi 46'da getiriyor. Yani 45'in ahiri 46'nın başı. Yani 46. yılı çe Şarkı Turkistan'da beleşleri çekilerli gidi. Kelenme etti yani yasak. Ya ondan o andakin hatta ne mi var? Ahirde netice alanlıkan bütün yollanım Türkçe ifadesiyle bütün imkanlarını sınav bakkandın ki ha dedi hem de bu merkezi Hıtay'da kılıkan bir nesip olmadı. Bu ili inkılabının faydası da çünkü Hazreti Muş'un nek yazıtı hatıratında ilideki vaka bizge bir fırsat bulduydu. Bu inkılabının neticesini biz yine müstakil bir Şarkı Türkistan için bir paydanımız dep onu oyluşup İsa Efendi ile Mesut Sabri ile birlikte Nimege kegen gibi, Ürümçü kegen gibi ve Ürümçü kegen de hem öyle bir gender 1946'da bir 11 betim tüzümü var. O tüzümün ahirde bir yerlik hükümet tüzümünü tuttu. Yerlik hükümet, yani birleşken hükümet değilimiz. O hükümet içerisinde Hazdim 1946'da İmar Bakanlığı demektir. İmarat Bakanlığı olup, yani İmarat Ministerliği olup, köle vazife atıp, ahirde 47 kegen çağda da Muayyum Reis de, kin üzünün nemelerinde, kimliklerinde muavin resim yazıcı sebebi bu. Türkiye Kegenca'da Şarkı Türkistan muavin reisi de, yerli hükümet muavin reisi de atılıdı. Bu mezgil artık Hestim'in bu özellikle 47 ile 49 arasındaki 2 yıllık... Tabii Gomin'den vakti var. Tabii Gomin'den vakti. Gomin'den vakti. Bu Birleşken Hükümet'ten kastımız zaten şu. Bilesiniz yani ili liderlerinden olan Ahmet Can Kasım'ın Ürümçü Kilişi, Üç Efendi'nin Ürümçü Kilişi ve yerlik valinin mi, Hıtay valinin mi birleşken bir birleşken hükümet var. Ama işte bu birleşken hükümet içerisinde yine Hazdim ve Üç Efendiler 1947 ile 49 arasında 2 yılda acayip nimdeğimizde milletin paydası 47 ile 49, 49 arasında 2 yıl içerisinde. Misal nimi var? 15 numaralık nimini bir açıp versen 15 numaralı bir minnesi göster. 15 numara. 15. Ha, mesela burada Hestim'in işte o 47 ile 49 arasındaki İmarat Ministerliği'nin beşinde olan vakitte de Şarkı Türkistan, Urumçu başlıkta olsun Şarkı Türkistan'ın mesela burası Manas diyen bir bölgesi yerlik iktisadını nimine tarım açarçılıkını nimine kıran gibi. Kuruluş ministeri olan. Kuruluş ministeri olan. Ve hatta şimdi bir nesil gösterimiz bu bizim arşivde Yunus Hacım'da müzik kalan bir nesil. Bu mesela 15 A'nı açtılar 15 A. 15A. Bu kaçtı? 15. Bu 15'ti. 15A var bir de. Bunun bir ahırdınki. Manavdınki ne? Ha. Şimdi kalıp baksla. Beni okumuş çıksa bir. Uygurca bir okup baksla. 1949. Ha. Ya, ülkemizdeki kazma baylıklar teri mi? Evet. Şimdi bu arşivin belki de en mühim nimelerinden ve vesikalarından bir tanesi. Bu arşivin kegen 5 varak 1949 yılında Komünist Hıtay'ın ülkemizde besimçiliksin burun, Ürümçü başta olmak üzere Şarkı Türkistan'da boğan altın, kümüş, krom, wolfram, katalık 22 tane yer baylıkının miktarını, nerede boğunun hem misli hem haritası var hem de kaç milyon tonluk boğanını çıkaran gibi. Yani Hestim, buranın başlığındaki İmarat Bakanlığı'ndan belgen tizimlatkan bir nime bu, rapor bu. Bu rapor, bizge hani bazen dedik mi ya Şarkı Türkistan'da munçilik baylık var munçilik baylık var adam ancak baylık nereden bilirsiniz bu bir hani hiyali ya da nüfus mesela şunu dedim işte bu paket bu hüccet bizge o yıl 1949 yılında Hoten'de kançilik altın wolfram küme oğanı bizge inıklandırılan resmi bir belge bu. İşte Hestim'den Şarkı Türkistan'da tabii Şarkı Türkistan'da Hestim'den ve onun mesela üç efendi kan önemli hizmetlerden bir tanesi bu. Nihayetinde hem öyle bir gende işte İnkılapla bulup Hıtay'ın içinde komünistler kirdi, komünistler kirlendikin yeni bir yol
açılıklı hestimliğe ve onun yolbaşlarına. Hestim hatıratında şundan bir mesele var ki. Adı ikinci hicreti geldik. Tabii ikinci hicreti geldik ve tam hicret. Bundan önce zaten memlekete kayıtış yok. İkinci hicret başlayan çağda hestim yine özünün yazıp ötken günlüklerine ve hatıralarına dedi ki bir inkılapçı için, bir mücahit için bu vakitte Osman Batur değil. Tağlığı çıkıp kurallık küreş kılmak birinci mezgide neydi? Onurluk bir şeref. Şeref. Ama lakin diyordu. Lakin. Hani nimşka ikinci hicretken mecbur boğanı ne? Esleştiriş için, okuculara mesela inıklandırış için dedi ki şu ahvalde muşunda bir kurallık partizan uruş meseleden temiz. Bunun kılıç için aldı bilen çet eldin. Bir devamlı surette bize yardım kilişle atan bir yol lazım. Birincisi. İkincisi 10.000, 15.000 adamla bu işin netice çıkışı inikemez. Yani hatta naiti zor. Hatta üzerinde değişirse tecrübe bakan gibi. Yani hestim bu yoldun yani şunu inik desek budur. Yani burası çok hem böyle abdan bir iş gitti kız gibi mesela. Hestim kurallı mücadele bakan bir askeri armi komutan general mücahit. Bu işin kanda olganını ve tecrübe kanını biliyordu. Hem üzünün milletinin kural gücünü hem düşmanın kural gücünü biliyordu. Bir yerde biraz daha nimdiğimize rasyonel demtimize bu reallik reallik bir bakış açısıyla onu tam nimkan gibi onu kandır gibi ama yine her halde diyor Osman Batur'da yani mücahitliğin ama yakışılık olduğunu biz bilemeyiz. Belki diyor biz bu sırtı çıkıp Şarkı Türkistan davasını hür dünyaya anlatışta bir paydımız bolsa bir katkımız bolsa belki Kelgüs'te Osman Batur'da bir mücahit şeklinde şehit bulmasak mı halkımızga, milletimizge bir hizmetin yolu açıldı de riyallık bir yolunu tallaştığını köygen gel. Bu da aslında bizden Şarkı Türkistan tarihindeki bu yolbaşçılarımız, rehberlerimizin kılıp etken ahvallerini noktalık olarak o tarihte, o vakitte o riyalinin esası ne mi iken onunla mesleştirip kılış lazım. Yani bizden bu tarihte anakronizinde bir gap var. Yani bu yüzyılda bu ahvali kalıp o ahvalini ne mi kısak, ne diyeyimize değerlendirsek hata kıtkanı çıkıp kaldı. O vakitte hem mi şartını hestim ve yanındakiler köygen gel. Çünkü üzün vataniden ayrılış, üzün ahvalini tıkış. Hatta 1850'çe muhacir var. Yani bildiği muhacir kıkan gel. Ve bu insanların hem misinin nimesi demdiğimize nimesi öy nimdiğimize seren camları nimem. Hayatta kalışları, açı açılıkları, hatta yol seferde ülep ketken insanların bütün nimesi mesuliyeti üzünün nimesi hestim üzünün geldiğini biliyordu. Bütün bunlara kartı diyen gibi şu, biz hem de başka bir yol kalmadık için vatan için vatandan hicret kıldık diyordu. Mesela 16 ağa kelsek, mesela bir nimi var orada. Yani arka belgelerden çıkan bir vize listesi var. 16 falan. Mesela bu belgede 1949 yılında Kaşgar'da Hindistan hükümetinin konsolosluğunu alan vize bu. Hatta vizenin başında şundan yazıyordu. Pasaportu olmayan, resmi bir nüfusu olmayan edemliğe kartı belgen bir belgede bu bizim arşivde görünüyordu. Kalıp baksa bir resim bunun ikinci resmi yazdılar. İkinci resimde. Üçüncü, mesela ikinci resimde altında yazıldı zaten. Yani konsolosluk, Hindistan hükümeti konsolosluğunun mührü görüldü. Vize şu baktı. Tabii vize şu. Bir üçüncü resim var, okşayış bir resim. C'ye geldi, ha, kalan. Ma arşivden çıkan çağda bizim kolumuzda muşunda geldi, bayağı parça parça olup gitmişken. Biz bir yarağa ekeken çağda, iyede sol tarafta turgan Petedin Maksum var. 1951 Açıyor İnkılabı'nda şehit olan şahsiyet. O mu çıkıp arkasını tekrar kayan geldi. Fethedin Maksum. Maksum. Çünkü birinci de aşında yazdı. Fethedin Maksum el-Hatani'de bir yazı koydu. Çok iyi. Hacım Danlama Fethedin Maksum'la ilgili yazgan o makalesi de bu resimle köygen. Kalırsam yerime Fethedin Maksum'u yazıp koyaptım. Şimdi esas cihet kelsek bu hicret Hazretim'den artık bir daha kayıtı memleketi yeniden kaytan batkan bir zamanı esleydi. 1949'da nime var? Bir 17. nimin açılan 17-18'den, 17'nin açılan önce 17. Resimden sözde belsek tekmeyi mi verdik arkaptaki resimden? 17. resimden kalan. Bundan sonraki mi? Bundan sonraki. Manandın ki. Mesela artık Hestim ve İsa Efendi ve yanındakiler Hindistan kasının kanca Nehru olsun, yerdeki işte Hindistan'dan Pakistan'ın katılı kayısı, yerlik hükümetler kimde olsa siyasilerge küreşken
onlara Şarkı Türkistan'daki muhacirlerin, muhacirat kalanlarının davalarını anlatıp bunlara bir yer zemin tepiş için naidi çok tınışanlı kılan gibi. Hatta bu cihette dünyanın kaysi yerlerde olsun memleketlerine, yani Avrupa'dan çeterlerine hem meske yazgan gibi. Mektup yazıp onların ahvalini derip 1850 çe 2000 yıl 2000 adam yakın bir muhacir Uygur Türk'ü var. Yardım sarayımızda yazıp çıkan gibi. Ve burada 19 numaralı bir nimine espeste 19 numara. Arkıp. Bundan sonra. Burada mesela yine 18 kelle 18 yine bir kayda. Mesela Miyedeki muhacirlerle tatkan resim yine geçmiş Sırnakar'da. İsa Efendi ve diğer çok şey Polat Kadri de var orada. 19. resim kendine 19'da. Resim bundan sonraki resim ya. Bu 1950 yılında. Hı 1950 yılında Keşmir'deyken, Sırnakar'dayken İsa Efendimle birlikte Hazretimden Tünce katımlık, ben özümde anda his kıldım. Türkçesimi kalıp baksam, Uygurca, yani Türkçe Uygurca Çağatay Lehçesi'nde yazılgan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Celal Bayar'a yazgan mekhet. Biraz çoğaltıkan olursa, belki bakayım net ini kürültü. Ulu Başkan da başlaydı, o akırda selam başından biriydi. Kançilek bir mücadele kıganlıklığını ve nime ahvalde olmalı dep, akısının bir ezeli ve ebedi bir vatan olan Türkiye Cumhuriyeti'nin üzünün kendi ırktaşı olan, dindaşı olan Uygur Türklere sahip çıkışını o gün başlap yazıp çıkan gel. Ve nihayetinde ahirde bizim bilişimizce bu mektuplar, bu alakalışların neticesi Hudayim'in iltifatıyla 1951'in ahir 52'de hatta 1952'de neticelengen bir Başbakanlık kararnamesiyle o 1850 Uygur Türk'ü Türkiye'ye ekilip yerleşti. Yani şu cihetten desek Türkiye'de memleketten çıkıp biz memleketten çıkıp Türkiye'ye gelip Türkiye'de ikamet okup veya da Türkiye vatandaşlık alıp yaşaşının birinci nimesi baskus nimesi yol açkusu bu mücadele neticesi. Yani 1952 yılında 1358 sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesine istinaden herkesin Uygur şimdi mi vatandaşlık olsun ikamet olsun bunun bir nimesi var. Tarihi bir arka külmüşü var. Ve o başlangıçtan neticesinde Hudayim'in iltifatıyla bir yol açılgan gap ve Hazretim İsa Efendi'yle birlikte mücahide arkadaşları birlikte hatta 1850 kişinin hemisinin kelemesinden bir kısmı 1850 akısının kegenli var. 1952 yılında Türkiye'ye kilitu. Aldı bilen 53 yıl geçe İstanbul'da kalıtu, İstanbul'da mücadele kılıtu. Ahirde 1953 yılında vatandaşlık ötkendikin Ankara'ya yerleşitu. Vefatı olan 1965 yılgıça Hazretim Türkiye'de bulamı yerlik yani ulusal düzeyden ulusal düzeydeki gezitlide jurnalıda üzdümüzde mesela ne mi çıktı gezi jurnalına çıkardı mesela 29 numaralı açan mesela 29 numaralı bir şey var 29 numara açarsak 29 numara açalım bu mu? Bir dergi olacaktı, dergi göstermek için. Mesela bu Türkistan dergisi. Akıstın bir tane daha var. Bir akıstın 29-30'da devam edelim. Mavu. Türkistan Avazı, İngilizce çıkan bir tane daha var. Şimdi ben bir nimede Mavu, The Voice of Türkistan İngilizce çıkarıp bu ne? Harvard, California, Georgetown, Stanford, Avrupa'daki, Amerika'daki her kandak çok üniversiteye birinin nuskusunu verip. Yani o Şarkı Türkistan davasının bir haberdar olanla dedim. Hatta bir akıdaki resim var, geldi onu. Mesela o Saudi Türkistan'ın şarkıya, Arapça çıkan bir jurnal var. Mesela bu jurnal, bu jurnalın baş muharriri Muhammed Emin İslami. Meşhur Kahire'de oturmuştuk. Hestim'in yakın demesi Tunuşkan. Hatta Hestim'in yani, taliplerini diyecek mi bu tür? Mesela Kahire'de beriş var. Hestim'in 1952 yılında, 54 yılında var. O yaka bakan çağda ne mi var? Biz bir yerde bir jurnal çıkışımız lazım. Ve jurnalde kalan. Hatta Kahire'deki jurnal için bir nimet çizim yazgan gibi bir Türkçe olsun, Arapça olsun, İngilizce olsun dedi. Yani üç dilde biz nimet kılın dedi. Neşriyat kılın dedi ki zaten Doğu Türkistan'ı sizde bilimiz. O neşriyatın hem Müslüman, kayısı olsun tillerini İngilizce, Arapça ve Türkçe yayınlaşkı tırıştırdı. Sebep yine hocam dedi kendi kayısı tilde olsun, kayısı millet olsun bu Şarkı Türkistan davasını anlasa onunla bir derdi olsa da ötep gitti. Burada bir iki tane Hestim'in mühim seyahatleri var. Bunu değişip ötüş lazım.
Kudüs var, 1954'te Kudüs var, 22 numarada kesilen. Hapar, onun burun ne var, onu değilim. 21 numara kaçan 21A. Yani mesela bu 21A. Mesela ma mektup mu enteresa? Bu Abdullah hocam okudu. Sol tarafta oku, isim İngilizce tercümesinden var. Eisenhower'a. Amerikan Birleşik Devletleri döneminde Amerika Birleşik 1954 yılı şeyinde Eisenhower'a yazılgan ne mi? Bir hat, mektup hat. Şark Kutbusu'nun ahvalini, davasını anlatkan gibi. Ma on sol taraftaki demem Hazretim'e cevabi olarak katip yazılan yine aynı mektupla ma on kol tarafta körügen de Birleşik Amerikan Birleşik Devletleri'nin Hazretim'e sizin nümeniz, mektubunuzu tavşurup aldık. Tavşurup aldık. Bu hakkında hükümet sizge bir cevabı kaytırdı de belgen nime hücret vakit. Bu arkipte nime Amerika'ya Hıtay'nın mavi atom bombası yasağı vatkanlığa dair agahlandırılan bir hat yazıp bak. 1959'da yazgan gep ve şunu dedi 5-6 yıldan kin Cungu bu şekilde yani Hıtay bu şekilde bağsa nihayetinde bir atom bombası yasağı dedi 1964 yılında sen bunu yasakan gep. Yani 5-6 yıldan kin. Hazretim'in köz karışı kalan çağda ilerisinde körüsken bir nime var. Bir yine avazı. Ve ahırda şu bu dönemde hani Hazretim'in Türkiye faaliyetlerini bundan nümer ötep kessek. Mekke'deki... Ha, Mekke'ye kilimiz. Mekke'ye gideceğiz. Mekke'ye gideceğiz. İşte orada Kahire olsun, işte Kudüs olsun ziyaretini tüketkendinkin. Hazretim 24 numarayı açalım. 24 numara var. 24 numarasında. Şimdi hani meşhur bir söz var ya. Bu 24. Hazretim hem had farisesini ifa kılış için hem de yedeki o en pesli sağ önde Ali Ruzi var. Ali Ruzi var mesela. O diğer Hoten'le eşrafların çoğunluğundan var. Bunlar aynı zamanda 1933'te 34 yılında Hazretim'le birlikte mücahide kılan, cihat kılan mücahitler bunlar. Hicaz'a yarışıp kılan. Onların davetiyle Hicaz'a berip 54 yılında hac vazifesini kılan dinkin Taif'te 1954 yılında Taif'te Şarkı Türkistan'ın muhacerattaki Tunci katilini kurultay açıldı. Hani biz kurultaylığını 99'da İstanbul'da biliriz ya. Aslında Şarkı Türkistan'ın muhacerette yapılan Tunci katilindeki kurultayı, bu Taif kurultayı ve Taif kurultayının ne mi var? 24 A'nın belgesini açalım. Sonra mı önce mi hocam? Bu. Bu vekaletname. Vekillikname'de başlaydı. Bu hüccet Muşundan bir cozunu öyle baksak, hoş. Yani bir metre uzunluğunda, 50 santim eninde çok bir nime bu hüccet. Biz iki kere gençlerde kolumuz yerinde 4-5 parçaydı. Ama arkada ikinci parçası var. Açsa ikinci parçası. Gitti. Okuyabiliyor muyuz hocam? Ha, vekaletname mi? Ha, bu da kol koyganlarının nimesi bu. Esas cihetten burada yazılgan nesi şu. Biz, işte hatta şöyle başladı. Başlangıçta okursak nime okuyabiliriz. Memleketimiz onun Şarkı Türkistan 1876'dan başlap Hıtay tecavüzünün kolu aldığı baş uzun bir hat var. Hatta ahirinde zaten ismi de vekiletname. Gep şu. Biz muhaceratta boğulan Şarkı Türkistanlıklar ve memlekettekilerinin namığıma o vekilin namını başlansak namığıma ama Pels'te imza koyganlığının nimisi de bize inayet inekleriyle bununkin Şarkı Türkistan'ın müstakillik davasını Kürüş'te Mehmet Emin Muhammed Emin Buğra Efendi Hazretim bilen İsa Efendim'e vekillik verdik, vekalet verdik diyordu. Bizden namımızda bunları kılan bütün faaliyetlerinde hem şahsiyetimiz hem cemiyetimiz hem maddi hem de manevi küçük karışka nimemiz, birimiz, söz verimiz biz ahitname kılımızda bir nime koygan yap. Bu belgeme arşivledeki bunun nimesi başka kütüphanelerde fotokopi dentimize mi de fındır olsun ama bir nüshası yalnız bizde var. Bunun resmi biz bunu tahtaya çatama nime kıldık bir nime içi gelip korumak için bir camdan içi salıp saklap durumuz. Yani bu esli nüshası bizde. Zaten biraz sonra zebetimiz Hazretim'e ait olan Hazretim'in kolda olan bütün arşivin esli nüshası bizde. Yunus Buğra, Hacım dedemin akısı olan Yunus Buğra, vefatının burun, 2018'de vefat kıldı Allah rahmet eylesin. 2016 yılında İzmir'e berip onlarla paralanlaşkan dinkin, hem de bizim vaktimiz toşap gitti. Ahırlaştık da, Hestim'den bütün kol yazma, arşiv, resim, ne olsa hepsini bize tapışırıp verdi. Biz 2 yıl oldu,
bu arxivni nima qilyapmiz? Tasnifat qilib, dijital ortamga ilishga nima qilamiz? Tirishimiz inshaalloh 1-2 yil natijasida bu arxivlarning hammasi tadqiqotchining nimasiga xizmatiga chiqdi inshaalloh. Oxirida bir tahi muhim bir nima bor? Hazimning qilgan konferans deymiz. 27-ni açsak Delhi konferansı var 1960. 27'nin oğluk nimizin açılım. Bu mu? Ha, Delhi. İşte burada da hastam bu self determinasyon var ya yazıtı. Yani asanlık milletlerinin, Asya ve Afrika milletlerinin özün istiklaliyetini, bağımsızlıkını, hatta özünün takdiratının özünü yazış imkaniyeti olsun deyip, hatta meşhur insan hakları beyannamesi karta çizilgen bir mesele. Ya da hastam İsa Pendel'e Türkiye'den bağlanan bir deklarasyonu Şarkı Türkistan'ı temsil kıldı. Ya da kalırsanız da Dalai Lama olsun, başka şey Tetel'den kegen Malezyalı olsun, Hindistanlı olsun, çeşitli ülkelerden nimeleriyle heyetleriyle kürüşep yani Şarkı Türkistan davasını, ahvalini bütün dünyaya anlatışı tırışanlık. Ahirde bütün bu mücadelede, bütün bu nimetimize küreşinin neticesinde 14 Haziran 6. ayının 14'ünde 1965 yılında kalp krizinden yani kalbimizde Ankara'da vefat kılan gibi. Vefatında da bir resim var, onu paylaşılan 28 numaralı resim. Orada nimeli var. Hestimli, hatta ortadaki resimde kalırsanız Taif'te olsun, işte Mekke'de olsun, Medine'de olsun. Hestimli vergen nerziler, dualar, mağ tarafta, sol tarafta Türk bayrağı sarılan gibi. Resmi olarak, yani hestim Türkiye Cumhuriyeti tarafından resmi bir bürokrat, yani bir heyetinin resmiyeti mesela Türkiye Cumhuriyeti bayrağı salıp resmi olarak top arabasıyla atılıp imkan gep, cenazesi okun gep. Cenazesinde Tahir Çağatay'ın mühim bir sözü var, gepi var Hestim'le anlatkan. Hatta o gep ahırda Hestim'le şu anki Ankara'daki Cebeci mezralarının ahırdaki taşka yazılan gep. Tahir Çağatay'ın Hestim'le mücadelesini anlatkan bir nimesi var. Esas cihetten Hestim'le ahvalini debetsek hayatı boyunca mücadele, büyük bir kıyıncılık, büyük bir sıkıntı çeksem hem. Belki bu gepini sonunda desek mi buttu ama şimdi diş gerek oldu. Özünün davasından keçinmey, davası özünün hayatını atan insan. Yani davasını dert edip, derdiyle yaşap ve derdiyle kazanmış gereken büyük bir insan. Belki bu program vesilesiyle, bu okup çıkan kitap vesilesiyle yaşlarımız, yani tetkikatçılarımız Hestimli ve Hestimli mefkuresine yeniden bir gündem gelip bir münazara kısa lazım mutlu da böyle. Köp rahmet, Allah razı olsun. Naiti tepsili içip ediniz. Hoşam da şu bir gündem başlayıp ilan kılınmak için olan Şarkı Türkistan tarihi namlık kitabı hakkında bu kitap niye için muhim sizin biraz? Şimdi hem böyle ki malum bizden Şarkı Türkistan yurdumuz Kıtay işgaliyeti ki duçar kegendim bu yanda bu Kıtay'la yalnız bizden halkımızın ceniga meliga tecavüz kılalık emez. Bunun yanında Şarkı Türkistan'daki milli tarihimizga o milli tarihimizin eserlerine ve bizden tarihimizga tecavüz kılıp yalgan bir tarih okutuldu bizim memleketteki bütün ballığa, yaşlığa ve bu şunun teşvikatını kılalık tekbir olmasın. Üzünün tarihi yalganlığın töpüsü bina kılıngan bir millet oluştun nezar Kıtay'la. Üşüt bizim tarihimizi özgertip, yalgan eğitip, bizim halkımızga ve bizge üzümüzün asasi tarihini hiç kandak bir şekilde üretmeyi, bu şu tarihimizin yok atışının kuyu demdi Kıtay'ın. Kıtay'ın birinci işi, bizim yurdumuzdaki mezarlıkla ne demiş ki yok atı atı desek bu uğurla? Bizim tarihimizin yok atışının, yok atışı hem de bu Kıtaylı'nın birinci nimesi. asasi nişani. Şuna bizim Şarkı Türkistanlı'nın koludan çıkan, Şarkı Türkistan tarihini öz milletinin köz karışı ile yazgan ikinci bir kitap yok. 1940 yılı Mehmet Emin Bora Hestin bu kitabını yazgıça, o tarih geçe, Şarkı Türkistan'ın tarihini baştan tatip, ahir geçe yazıp çıkagan Şarkı Türkistan'dan bir tane mi yoktu. Şimdi bizim Şarkı Türkistan'daki tarih kitaplarının mühimleri, mesela Tarihi Reşidi olsun, Tarihi Hamidi olsun, bula Şarkı Türkistan tarihinin belli bir vaktinin tarihi.
Mesela Haydar Mirza malum bir vaktinin tarihi, Haydar Mirza Doğulat'ın yazgan tarihi esas itibariyle kitapta bir fesil. Kitapta bir fesil. Çağatay tarihi. Tarih-i Hamidi, Allah razı olsun, Musa Sayrami Üstazma, Naiti teferruatlı, nimi kılgan bir tarih. Ama esasen Yakup Kambe Devleti'nin vaktinin Hıhtay tecavüzçilerin vakti, 1900'lü yıllık yazgan tarih nimi. Ama tarihimiz ne? Beşidin tatip ahirki şey yazgan, bu Şarkı Türkistan'da yaşavatkan, başta Uygur oğlaştı, Uygur milletinin bu zaman içerisinde bepa dünya kılgan medeniyeti koşkan tohbise, kurgan çoğun devletlere, ya bu şu çok büyük imparatorluklar, Hun İmparatorluğu olsun, Göktürk İmparatorluğu olsun, Bulu'da Uygur milletinin, Şarkı Türkistanlık'ın nemisi, katkan tohbise, bunun katkısı, bu konuda bir eser yok dendi. Bizim tarihimiz ne? Ya bizgi düşman olup bizni yok atışının koydu olgan Kıtay'la, ya tarihten bu yanga, o coğrafyada yaşavatkan Türk milletine düşman bulup gelgen İranlılığının koludan çıkan kitaplıydı. Şuna bu cehettin Şarkı Türkistan tarihi ne ait mühim. Zaten Hıtaylı mı? Bu Şarkı Türkistan tarihi çıkan kündin tatip bu kitap ne çekledi ve Şarkı Türkistan tarihini okuganlığını cezalıydı. Yaz, yazıp takatkan bir yanda tutsun okuganlığını cezalıydı. Bu Ablat Meksum Hacim, yakın zamanda şehit olan Ablat Meksum Hacim'in ama birinci kettim Turmuk'u kirişinin nedeni Şarkı Türkistan tarihini okuganlıkıdır. Ablat Meksum Hacim mi? Nemele bir tıkan o kadar. Hestim'in ağaçının balısı. Ablat Meksum Hacim. Hoş. Meryem ağaçımızın Hanacım'ın balısı. Meryem Hanacım'ın balısı. Bu Meryem Hanacım mı? Nemesinin sınısı. Sekine Banu'nun sınısı. Yok şey, Hestim'in sınısı. Hestim'in sınısı. Şuna hem de şu nimi vaktidin tatip bu Şarkı Türkistan tarihinin Kabil'de yazılganlığını anılgan kündün tatip Kıtay'la bu kitapka düşman zaten. Hatta bu kitabın kol yazması bilen 3 tane baskan nuskısını 1947 yılı Keşmir'de baskan nuskısını memleketke kaytırıp apagan mı? Abdülkerim Hacım çoğundadımız. O vaktime Çigirad'daki Kıtaylı'nın digen gepi şu. Bu Mehmet Emin'in yazgan ayrılıkçı kitabının yok ama sile de dep sorap ne kıptıken yani. Ha şu Çigir'deki edemli gibi bu kitap hep kandak bir şekilde Türkiye ne ge niye çıkıp kamusun dep ne ayetimiz bu. Şu anda bu cehetten bizim tarihimiz ne? Bizgi bizdin üretken o vaktaki yegane kitaptı. Hatta bu kitabın tesir gücünü hesaplap bakınca da hocam degen sırtta biz mi ne anlagan hatta bazı nimelerde yazgan bulucu mümkün Hıtaylı'da kartı bir yap. Bu kitap bir atom bombası, bir nükleer bomba da bizi tesir ettirdi. Çünkü Hıtay'ın birinci nişanı, hani hazır mı depedi ya, bula Türk emez, bula Müslüman emez, bu zemin, bulunan zemin emez, bula başka yerden kelip besivakan zemin de bir yalgan tarih şuarını mı kıldı ya Hıtay'la, yurdumuzda mı, taşkırdı mı? İşte bununla birinci olarak cevap veren kitap bu. Hem Ali Üstaz mı dedi, 1943 yılı Hıtay'a, aşı Hıtay'ın payı taktı da, bizim vatanımızın ismi Şarkı Türkistan, Muş'u geldi yaşayatkanla, ola o vakti, Gomin'den vakti da bizge nimi mi demitti, Uygur mu demitti bula. Gomin'den vakti da Şarkı Türkistan'da yaşayatkanla ne, Hıtaylı, Müslüman Hıtaylı da itti. Müslüman Hıtaylı da itti, biz Müslüman azınlık da koydu. Müslüman azınlık da itti, herkes Uygur gibi mi yoktu Gomin'den vakti da. Biz nime Müslüman ve Türk yurtumuzdan şimdi Şincan emez, Şarkı Türkistan dep eşşede Muşiş'in dolisini kılıp av Hıtaylık tarihçi Li Dongfang olan kılgan münazırının esası mı Muşi kitap? Hoş. O nümeni açıp baksa, ben resimledim başlasak yakışırdı. 40 numaralı açsan 40 numara ne? O kol yazmadan bir 40 numara. Allah'ın meyeden devam kısa yakışırdı. Bu hastanın nimeleri çok anlatamadık değil mi? Tamam. Şimdi bu hem de mahav Şarkı Türkistan tarihinin 1940 yılı tüketilgen kol yazması mı? Eli Üstazgı tapşırılgan arkının içi de var. Ben aşı kol yazmadın bu Şarkı Türkistan tarihini Türkiye Türkçüsü tercüme kıldım. Kılıp bulduk. Tügide. Ahir bir yakında iş. Yakında Kudayın Bursa'nın iş kılıp. Yani
Bu kitap, muşunda Şarkı Türkistan tarihini bizim göz karışımız bilen hakiki manada ortaya çıkarıp o Kıtay'ın tarikatkan yalganlarının aldığı tuğan en mühim set. Bizim milli kimlikimizi, milli davamızı yaşar tutkan birden bir değil mi? Eser. Şu tüpeyleden Şarkı Türkistan tarihine ait mühim. Hoş, Abdül Muhammed Emin Buğra Hazretleri'nin ki başka her terpeden siyasi faaliyetleri ta küreş, korallık küreşler hem müsürlük oldu. Bir taraftan muşundak bir kaynan bir hayat yaşayan bir kişinin Kabul'da 1940 yılı yazgan bu kitabı. Çünkü valla ben kitabını hakikaten anlayışlarımın bunun deyken okuş anlaş çeryağında huzurluğuna çıkacak şencim kamil. Ben bunu okuş çeryağında yeniden başlayan bu sakın hakikaten nurgun huzurlandım hakikaten hem de. Hatta mesela iyi şey, bu evet. Biz tarih kitabını okup çıkardık da, mesela akademi tarih kitaplarında biraz dedim okup baksa 5-6 nüme ötkendik, bet ötkendikken ya belki silip katı. Silip katı. Peki muha kitaplardaki usul ve metod ne ayeti iyi şey? Adam ne okuyordu? Hem de şu tarihçi kimliki hem de Muhammed Emin Buğra'nın ki. Bu cahitim biraz bir. Şimdi bunda hem de. Mehmet Emin Buğra biz diyen de aşı küçük yaşlardan tatip ne ait bir ilim alaydı bir kabiliyet. Bir kabiliyetin tüpeli de ilim ehli insanla bilen turuş yap okuşup yani ne kılgan bir şey. Muhit. An kabiliyeti kelgen vaktte Mehmet Emin Buğra kabiliyeti hayatı da şimdi bu Mehmet Rıza Bekim Paşa yakın zamanda vefat kıldı Şarkı Türkistan Vakfı'nın başlığıydı. Onun hatıratı da hem de bu Mehmet bu Ballıma Paşa olsun, peki profesör olan diğer Ballıma hemisi Mehmet Emin Buğra tarafından okuluna dep Türkiye'ye götürülen Ballıma. 38 yılında tekrar Kabil'deyken. Paşam hatıratı da değil ki biz anam bilen Hacı Gıber'e yenip gelişimizde yolda birinci katın birinci hicreti de Kabil de Hindistan'da uçraştık deydi. Hestim o vaktime aşu keçip duğan, hicrette yaşayan vaktimi pulunun önemli bir kısmını acitip Şarkı Türkistanlılığının ballarını aşu Hindistan'da, Kabil'de en yakışı mektepte de okutuş götürüşüptü. Hatta bu şu nerede andan okutağımız bu ballını de paşa başta oluş ne bilen hemisini o vaktinin nimesi Kabil Büyükelçisi Memur Şevket Esendan'ın nimesi bilen Türkiye'ye Harp Akademisi gibi öğretip hatta okulda. O vakitte Hestim Yazıt'ı Japonya'dan mı? Başka çeterledin mi? Bu ballını biz okutalım. Hatta bu Japonya'nın nimesi var. Melengi belki sözde bir ötüşü lazım. Butu. O 36 yılında 38 arasındaki 2 yıl vakitlerde Hestim'e nimenin Japonlarla irtibatı var. Japonlarla konsolosluğu küreşken bir vakitler var. O vakitte ama Japonlar da genç hep şu. Biz size hizmet mi kılın? Biz sizin ballarını okutup bilin de nemesi var. Rıza Paşa mı anlattı? Ama Hestim oturup bir akşam bize geldi. Belki iktisadi cihetin Japonya'da çetelde başka ülkelere yakışık olsun ama biz sizin Türkiye başınızda kalayımız. Çünkü Türkiye'de milli ve dini mefkire var. Belki söz ahırda ona dişimiz lazım. Hestim'den. Şimdi Hestim'den bir alaydılık ki şu. Biz hani Hoca Nizacı'nı dep ötken vakti dedik ki Hoca Nizacı'nın esası kemçiliği ilmi cehetin zayıf buluşuydu. Şimdi bir davaga yolbaşçılık kılıdıgan edemnin ilmi cehetin yeterlik buluşu lazım. Hoş. Şuna bizden ama ballarımız olsun hem edemnin okuşkuna aiti ehemmiyet bir işi lazım. Mehmet Emin Hestim mesela my kitap ne? Üzünün etini mi işleten metkan şeyler, mehbi yaşayan bir zamanda Kabil'de yazgan. Bu kitap normalde 868 sayfa kol yazma. Evet. Kol yazma. Ve Akrus'ta 24 tane harita var. Bu haritanın hepsini yüzü kolu da sizip. Tamam bu haritalarla ilgili bir resim var onu göstereyim. Yani bu haritadaki 40 cenasta 40. Bugün mü işletip olduğunu harita bu. Bak 40 nasta 40 numaralı. 40 numara. Ya bu haritanı bugün işletsem ben işletkili utkan neme bu harita bu. Bak. Orada hatta harita derlemesi 40 numara. Mana öte bitirin. Mana din kim? Son mu hocam? Yok buluş lazım. Yani ne? 40 C'de harita var.
Bu şarkıların başka nüshaları var. Şimdi. Metapitin bir biraz da. Ma on tarafı kalırsa. Bu harita mı bunda? 50 santimge 30 santimlik çok harita mı bunlar? Yok ama harita. Tabii. Koldu sızgan harita mı? Ya bundan 28 parça harita var. Yeni bir, ne bileyim de, şu an de. Mehmet Emin Buğra hayatının her vakti de ilim tahsil kılışka nâhiyet de ehemmiyet belgen bir insan. Yüzü Kabe'ye çıkan vakitte, şimdi medresede Arapça, Farsça, andan ügün eğilir. Ama tarih getirgişlik okuganı, bilgini aşı sohbette de yerde bildiği kendimiz. Bu vakitte Kabe'de berip kılgan işi şu. Neminin değişici mi? Paşa'nın değişici mi? Memdu Şevket Dağ'ın, Esen Dağ'ın kütüphanesi girip yerdeki kitaplarını. Et diyen geçe, gece gündüz. Başka Tunus Biliş Japon konsolosluğunun kütüphanesine uyardı Tunus'tan hem medeminin kulduğu kitaplarını. Nerede kandak tarihi değişti bir kitap, materyal toplap. Mavu, Şarkı Türkistan tarihinin faydalanan materyaller kısmını kalırsak, bunun içi de Türkçe, Arapça, Persçe, kitaplarının yanı da Avrupalık yazarlarının, işte şarkıyaççılığının Bartolt olsun, Stanley Poole olsun. Şimdi benim tercümesi. Tercümesi yani ne etti? Bunda bir kazan tolmuşsa çümüş gibi inimi çıkmaydı da bir gebba ya. Şunu hem de ne etti? Hayatının son anı geçe ilimge okuşka ne etti? Ehemmiyet veriyor. Bir de bu şu Şarkı Türkistan tarihinde bunda bir alaylık var. Hestim, hem de bu kitap ne? Bir kurallık inkılap kılıp bu inkılapın ahirisinde bekleyen neticeye erişemeyen bir edemin haleti ruhiyesi bilen yazgan kitap boğandıkin hiç kandak edemge hatıra kılmay. Üzüğü mü? Üzünümü netçe yerde bir nimenin tahlili bu da üzümü bolsun. Kılgan hem edemin hatalıkı, doğruluğu ne bir objektif bir köz karışı bilen yazıp çıkıp düşün o ibret edişi için ibret edişi için ne ayeti faydalı. Dedik ya biz ya tarih ibrettir ya örnektir. İbret örnek eliş için ne mi? Yani hiç kanda bir işini yuşurmayı, ne mi kılmayı, objektif ne mi kıptı? Şimdi burada sözünü kesip attım. 40 numaralı tekrar bir açıp versen 40 numaralı. Orada bu hani üzgüme ne mi kılmadı diye ayrımcılık tunumayı üzgüme tenlik kıl dedi. 40 numarada bir açıp versen 40 numaralı Şarkı Türkistan tarihinin yani Mütügel Gendik'in miyedi yok bu, resiminde yok. Ahirde şey yap, en altta yazıp, arkipten çıkarıp resmini alın. Bu kitabın neşrediğe lazım butkan tüzüm deyip 12 bet bir nesi yazgın, 12 madde. Neşir kılık uçulara? Tabi bu kitabın tavsiye. Kandak neşir kılısı. Kandak ahvalde neşir kılısız gepi var. Birinci gep ne ait noktalık mıyım? Deyip ki bu kitap yalguz ve yalguz Şarkı Türkistan milletinin öz pulusuyla, özün hıracatıyla, öz milletinin çıkagan pulusuyla neşir kılınatıyor dedi. Başka bir milletten, çetelden kegen fon, hayata başka yardım katli kabul kılmaydı. Zaten hayatının ahirlerde birkaç misal ekleyeyim hemen sizge. Büyük bir maddi, iktisadi cihetten kıyınçlık tatsa, neminin kegen, o heyetinin kegeninin heyetinin niyetini anlap, bu heyetinin niyeti bizden davamızla maslaşamaz, bizden davamızı işletiş olduğunu iskılıp, bu maddi cihetin bekçe yardımlama kolunun akısı tertip etken gibi. İşte bu nimenin hikayesi bu. Hatta 47 yılında ikinci neşir başladı. Ürümçü'de neşir kılan çağda bu nimede 46 yılında bir neşir vurdu bu Keşmir'de. 47 neşir kıldı. 48 yılında ikinci bir kıtım. Mesela bu resim mi var? Onu bir resimli küre baksalar. Bu bazen biraz arşivle gittiğimiz bu. Şarkı Türkistan tarihinin kol yazmışı hem de basılı da Keşmir'deki Müslümanla Şarkı Türkistan Milli Birlik Cemiyeti bir tayyarlık kılıp 40B. Ma dedim ya. Hiç kim göz göz hatıra kılmaklık mı hazırladım. Aa Hoca Nizacı hakkında yazganlı yazgan nimelinin tüpeyledin. Aa o milli inkılap kısmını basamaptıken Keşmir'deki Uygurlar. 71'de basılan gibi bu. O 47. yılı bastı kaskanda o nimelinin basamay onu basmayı 71. yılı yine onunkini bastı. Bu şu ne mi dedim de bununkin Şarkı Türkistan tarihinin ehemmiyeti Eli hocam Eli ustaz mı deb ötti. Aa Abdurrahim Ötkür olsun. Uygurlar kitabını yazgan Turgun Almaz olsun. Onunkin
Şarkılıstan tarihini kısa, uzun, kenetip yazgan kim bu olsun? Polat Kadiri olsun. Yakın zamanda da Şarkı Türkistan tarihi çıkan her kandak edemnin bir numurluk menbaı Şarkı Türkistan tarihi oldu. Ve ezdim mi? Şunu deydi. Ben bu kitap ne? Milletimin içinden çıkıp kan, milletinin tarihini yazmak hevesi olan milletperverliğe bir numune olsun deyip yazdım. Bu kitap hata denemedin, müstesna bir kitap emez. Minamı kemçili kim hatayım var. Ama muşu kitap, muşu işgı bir başlangıç, bir yol baskıcı olsun deyip yazdım dedi. Ve boldu da yani. Tamam. Şunu boldu. Hem de inşallah Kudayın Bursa bir bizim aramızdan bir tarihçi çıkıp baştan ayakta, yine baştan teferruatlı bir Şarkı Türkistan tarihinin yazılışı elzememdi. İnşallah Kudayın Bursa onun bir vakti zamanı kile. İnşallah. Elbette başka Nurgun eserleri ve onun yazgan eserleri hakkında mı Nurgun'un malumatına bakıyor musun? Biz Halit'i de mi gördük mesela. Hem de ahırda programımızın vaktimizcik işip gitti. Hem de Muhammed Emin Boran'ınki dini, milli mefkürüsü, şahsiyeti hakkında bir şey yazgı yakında görsek. Şimdi aldı bilen yani küçük yaştan beri dini, tedrisat, medrese, hatta Hazretim Namin Ağan Çağ'da müderris, o konuda bizim bilgen klasik İslami ilimlerden, ilahiyatçı desek, normal Hanefi, Maturidi, mezhebe ait olan bütün medrese ilimlerine tahsil kılan bir şahsiyet bu Hazretim. Ama Hazretim'in dini ve milli mefkuresini bizge kaşınkandan bir köz karşı olan ne ifadelerimizde öyle çıkan çağda, mühim bir ötkende arşivini yoklap çıkan çağda bir makaleye rast geldim ben. Makalenin önemlisi uçuk oldu. Nimenaş'ta 41 numaralı Altay dergisinin hatta bu yazgan makale nimede yazıldı? 41 numara. 41 Altay dergisi 5. san. 41 de bir koyaptı mı? Ha, Muşu. Bu Chongqing'de 1944 yılında neşir kılan Hazretim'in bu makalesinin en başında medeniyet ve İslamiyet de bir nimesi var. Temisi var. Medeniyet ve İslamiyet. Ve bunun birinci paragrafta mesela, birinci betimlemesinde, birinci kurdaki yap şu. Hazırki zaman medeniyetinde insaniyet, dini cihettin ve medeni cihettin, yani günlük ameli cihette olup baksa, üç fırkaya ayrılıp getiriyordu. Bu gap, ben anladığım için, bizim ilahiyat hocası kuvvet etsem, bu Türkiye, Yarkı Türkistan meselesemez, Uygur meselesemez, bu köz karış dünyanın şu anda, ben insan, ben Müslüman diken hem medeni lazım olan bir köz karış diyordu. Bir. Üç fırkı ayrıldı diyordu. Bu makalenin beşinde yazıldı. Bu Chongqing'de yazılan gibi kalan. Chongqing'de Hıtay'ın payitahtında bir taraftan parlamentede böyle Şarkı Türkistan ismi Butu, Doğu Türkistan ismi Butu de, diyen bir şahsiyet. Bir taraftan bir makale yazıp makalede İslam ve medeniyet kartı bir nimi yazıldı. O yüzden zaten Arapçası münayeti yakışık. Kim başka Arapça kitaplarım var onu sözde versek. Üç fırkı ayrıldı diyordu. Bir. Müteassıp dinsizler. İki, müteassıp dinçiler. Üç, mu'tedil insaflılar diyordu. Ve bu mu'tedil insaflılar için diyordu, meyli İslamiyet olsun, meyli Budizm olsun, böyle Hristiyan olsun, bütün dini meselelerde bu üç köz karış var diyordu. Hatta bunu biz bir ayetten baksak, esnaysak, ümmeten vasaten de bir ayet-i kerime var. Vasat ümmet. Mu'tedil. Mu'tedil de zaten adil kelimesi. İşletişinde, hani Hazreti Mugyeb'in mu'tedil de bir işletken çağ da bunda ılımlı mılımlı veyahut da ortak hal emez. Oradaki mu'tedil gibi itidalle olan ifrat ve tefrit boğmay, iki taraftan aşurmay, ne dinçilik ne dinsizliği aşurmay, orta yolda ümmeten vasadanın yolunu tutuş lazım dedim. Kin o makalesinde yazgan dikin, ahirde dört bettinkin, aldı da yazgan deme var. Bu makalemde dedi, tüt timide ayrıldım dedi. Timiden başlangıçta ifade şu, bir, İslamiyet'in usulü ve ahirde onunla çapışı olan hurafetler, medeniyetin esası kin ondan çıkıp kalan hatalıklar. Yani medeniyetten kastede de İslam dışı başka bir seküler nimdeyimize köz karış için ifade kullanıldı. Buradaki nimdeyimize ilmi cihetten kalırsak ilahiyet cihetinden kalan mesele çok mühim. İslamiyet'in esası ve ahirde onunla çapışı olan hurafetler dedi. Yani şimdi Kürap Bakan çıkan dini hakkında yapıp sözlegenle hurafat İslamiyet'in emez. İslamiyet'in mele emez. Kin onunla çapışı vardı diyordu. Ha, başka fikir ve mefkürede o anlamı diyordu. Esası var ama kin onlardan netice çıkıp kalan hatalıkla var diyordu. Yani İslamiyet dininin ya da İslam dininin esası pak, esası saf ve temiz.
Kin onunla bir nesini çapmış vagan gel. O çapmış vagan nesini tazılmak asan. İslahat gemimiz ya da tazılayımız. O asan. Ama bazı fikirler deyitü, bazı dini köreçler deyitü, özünün içindeki belki usulden çıkıp kalan hatalıklar çıkıp kaldı deyitü. Bu cihetin kalan çağda, hestim dini meselelerini münevver bir bakış açısı demdimize, münevver bir köz karış ile emelli bir esas prensibinde esasına, usulüne ait noktalarını bizge ne mıkıdı, tavsiye kıdı. Yani bu noktada dini cihetinin, yani İslamiyet'e yol çıktık, Müslüman bulduk, İslamiyet'in Kudayım'ın bir emellerini, Peygamber'in Resulü sünnetini yaşayabiliriz. Bunda hiçbir mesele yok. Lakin bu yaşayışta, hani Resulullah'ın meşhur hadisi var. Bazı sahabeler gelip aşırı atkan çağda Resulullah deydi. O neymiş kaşırı atı siz? Biz Resulullah emez mi? Biz orta bir metemez mi? Sizin küzünüzün hakkı var, sizin ailenizin hakkı var de bir meşhur hadis var. Oradan hareketle oluşturmuş şu ki, hestim dini meselelerde ve başka meselelerde olsun itidal yolunu tavsiye kılgan gel. Ve bu itidal yolu, sözlü müyen gelkelimiz, şu ahvalde yaşayan Müslüman Uygur toplumu ama hem adamge lazım tutkan bir mesele. Ya itidalli buluş, aşırılıktan uzak duruş lazım de öyleyimiz. Hestimden bundan bir nimesi var, mefkuresi var. Şimdi, hestimden mençe bizge, bu muhaceratta Şarkı Türkistan davası kituatkan edemlegi belgen en mühim dersi şu ki, şimdi bu dava bir edemnin davası emez. Bu dava bir şehrinin davası emez. Bu dava Kaşkan'ın, Xotan'ın, Yerken'in, Yen'in, Yen'in davası emez. Bu dava Mehmet Emin Hestim'nin, Sabit Damollam'ın ya da başka bir edemnin davası emez. Bu dava Şarkı Türkistan davası. Muş'unu bilip, yani nimege hizmet kılganımızını bilip, biz Şarkı Türkistan davasına hizmet kılgan hemmeden birlik ve ittifak buluşunun bir yolunu tepişimiz lazım. Çünkü aldığımızda davamızın nimi boğanlıkını bilersek an bir olalayımız. Şuna bu davanın nimi davası boğanlıkını hiç unutup kalmamız lazım. İkincisi, şimdi hiç kandak edem nimemez, kusursuz emez. Hem edemden kılgan işidin, kılgan gepidin, yapkan hizmetidin bir kemcilik çıkalaydı. Bizden tutkan yolumuz şu ki, biz bir edemnin nimi kemçilik vardı, onu maltılmay, bu edem nimiş kıptı, nimi paydalık iş kıptı, bu edemnin kılgan işidin biz kandak bir ibret alalı, kandak bir örnek tapılı de, muşu köz karışkı sahip olsak. Yani Şarkı Türkistan tarihi için muşunda, hem için muşunda, hazır Şarkı Türkistan davası hizmet kılavatkan rehber önder, hem edem için muşunda. Hatasız edem yok. Biz kandak bir bulayımız de yol izlesek oldu. Kandak ağırlıp giterleyimiz. Ben Eli hocam bilen kasiyede farklı fikirde demey. Ben Eli üstaz bilen kası noktada bireye kelerleyime. Vatanımın hizmetimi ki kan, vatanımın kandak hizmet kılalayime. Bu şunun onu da bir de hestimnin hayatının benim ağan ibretim şu. Vakti gelip Kur'an'ı çıkarıp kurallık mücadele kıptı. Vakti gelip böyle siyasi mücadele kıptı. Vakti gelip yurt taşkırda Şarkı Türkistan davasını kıptı. Vakti gelip kitap yazıptı. Vakti gelip şiir yazıptı. Bu şu diken gel. Sile yürükenliden bu davaga bağlı kılıp Şarkı Türkistan davasına nemiş kılalısanla kullanılanı nemiş şükresi şunu kılınla. Kandak işini amdan kılalısanla aşırı işini akıstamayıp vatenge hizmet kılışının yolunu izdanla. Başka adamla tıllaş, onun nimi kılış, ya bu bu iş boğmaydı, o bu dep yoldun ketişinin nimisi yok. Mutlaka her kandak zemin ve zamanda vatenge hizmetinin bir yolu var. Çünkü dava bu, çok bu yolunu tepişi lazım, muşunun tırışışı lazım çünkü Mehmet Emin Hazretim'in hayatı muşu. Bir bu noktada Abdullah hocamla hoşamcı bir söz söyleyip belki mahirleşeriz. Mesela üzün hayatında üç hatırattın, bir işki sözleyip burayı. Misal üç efendileri kaldık. Üç efendilerden Mesut Sabri Baykoz'u kolculuk. İsa efendim Kaşkalık, Hestim Kotelik. Şimdi bu gayet yakışık. Bizde hani liderler, efendiler, bir AKS bunlar şairçilikte bir dert var ya. Yurtbazlık, en büyük derdimiz. Bizim onunla ne mi deyip yurtbazlık putu deyip miyiz? Yurtbazlık putu olsa zaten yurtbazlık putu olan, yurtbazlıktan esas alan bir millet olamaydı. Bunun kabile deyip miyiz? Yani kabile olmasa mahalledeki yığın otu. Bu inatı. Çünkü şehir devletlerinin
birleşip ülke olamayan milletler ta ahirde milletten önce kalkan gel. Bizim o bir derdimiz Türk iş lazım. Birinci hikaye, ikincisi de Hestim 1960 yılında Türkiye'de çok bir nimboldu. Askeri vakavlar bilirsin. Hani Adnan Menderes hükümeti örülüp ahistinde mi geldi. Cemal Gürsel yani askeri harbiye vuruş oğan çeyinlemesi oldu. Özgürüş oğan çağda. O vakitte yeni bir meclis teşkilatı başladı. Birincisi parlamento meclisinde halk meclisi, ikincisinde senato mecliste iki meclis var. Halk meclisine saylamda çıkıyordu. Senato meclisi o zamanki profesör, doktor, İlgar Nemeni'den sallıgan gibi o devletin annemesinde. Yunus Hacim'in bana üzünün hatıratında, üzünün sözde pergenin bir hikayesi var. Bir gün diyor biz Ankara'da öyde oturduğun çağda bir maşine geldi. Kalsak maşinede Cumhurbaşkanlığı'nın annemesi var. Berekova duydu. Heyecanlandık duydu. Bir askeri armaya gelip tabii ya verdim demize o Cumhurbaşkanlığından kelgen mesaj. Tolgoçsa. Ya kelim. Cumhurbaşkanlığı özerge selamları var. Yeni tizimlatılan nimede? Senato'da. Senato meclisinde sizge bir meclis azalığı teklif geldiğim diyor. O manzara belki şu vakitte yani liderlerge belki çok insanlara belki acayip bir numara. Unutulmaz bir hikaye. Hestim diyor koptu. Üzünün nümesine çapanlıyor hep. Pek hürmet bulduk, onurlandık. Likin dedi. Şarkı Türkistan davası yalnız Türkiye'nin siyasi içkir davası emez. Ben Şarkı Türkistan davasının temsilcisi de durgan bir şahsiyet olarak o parlamentoya girsem benim davamının nümesi nümdemize uluslararası olsun yani başka göz karşıda pek yakışı olmayıydı dep ondan vazgeçti dedi. Ve Yunus Bora şunu dedi, eğer diyor Hestim onu kumluk alın olsa hem Hestim hem biz belki işkin nevrimiz iktisadi cihetten, çünkü parlamento azası olgandı, nemi iriştirdik dedi. İktisadi cihetten iriştirdik. Ama Hestim şunu anlap baktı ki Şarkı Türkistan davası, çünkü o zaman parlamentoya kilseniz, yani A parti, B parti, C parti olup katıyor. Bu partiler arasında nemi olup katsız, bir taraf olup katsız. Hestim orada Şarkı Türkistan davasının partiler üstü. Partiler üstü. Devletler üstü, milletler üstü, dünyanın her kayıtı cihetinde, hatta onun iddiası var, Hestim'in hayatında onu anlarımız. Dünyanın her kayıtlarında, kançı millet de olsun, kançı yaşayan insan olsun, insan olsun, insan yetiştir. Din mi mesele mesele burada? Din mi? Çünkü memleketimiz olabilirken için din lazım olmaz. İnsanlık din lazım olmazdan kastım şu, o yerdeki zulüm için, o zulümge hayır diş için, Hristiyan olsun, Yahudi olsun, farklı farklı milletler olsun, üzünün vicdanı tuşuyan bir insan, onu küre bakıp vicdanı sızlaydı. Başında olan dedi ki, yerel siyasetten olsun, başka milletler olsun, belli bir tarafının malzemesi bulmamasına tırışanını kılıp bunu reddetti diyordu. Yani Hestim'in hayatından bizden çıkan bir mesaj şu ki, Şarkı Türkistan davası bir şahısının, bir şehrinin, bir partinin, ahalinin, bir partinin, bir cemiyetin, bir teşkilatının davası emez. Anda olan dedi ki, her kim nemi kolundan kilişi var, mesela bu Coğuz'un meselesi var, belki misal vermeye ben okutucu olan dedi ki, ben bir yerini tuttum, siz yerini tuttunuz, hem bizi tuttu, bir yerden taşını götürmez. Yani biz yolu çıktık, yolda önümüze çok bir kaya taş geldi. Mesela biz insan olarak hemimiz bir yerden tutup götürmez. O vakitte, üstadım, mesela beni tutkan yerden, siz, ben bir yerden tutaydınız, aya boş kaldı, maya boş kaldı. Kimisi ilmi cihetten, kimisi siyasi cihetten, kimisi sosyal cihetten, kimisi sosyal medya cihetten, hayırsı imkanı olsa, farklı farklı cihetlerden bunu götüreş lazım ki bu dava yolu çıksın. Hestimliğimiz bunu gördük. Ben en ahirde, Hestim'in yine hatıratlarından köygen bir söz var. Bu mesela Birli Yol Başkan mesela İsa Efendim'le ilgili bir hatıratı var. Belki yine bizim liderlerimizle bir mesaj tutan bir şey. Bir gün Hestim öyde oturup kitap kürep yani binası teyakan vakitte hemşehrin birisi gelip ya Hestim siz miyede oturup düşken İsa Efendim nimelerde işte sırtta konferanslarda kongrelerde sözlep durdu. Siz demiş ki yedi yok, siz demiş ki yedi vadem. Hani biraz ağızını yokluğun gibi. Hestim'in meyken gibi neydi mühim? Allah onun hitabetini, mağa kitabetini bipti. İkimiz birli bir adam bulunuz. Ben yazım ben, o sözler biriydi. İşte dava bu. İşte bunu anlasak, yitirdiniz ki. Hakikaten. Burada esas ilgiymiş, davanı aldığı urunda tutuş. Yani doğru. Kendi şahsi menfaatini aldığı da tutuş. O boğandınkin yol tepeli olur inşallah. Evet. Evet.
Köp rahmet, kıymetli vaktimiz. Allah razı olsun, sözler gelmiş. Sürçülü insan ettiysek, o ülkemden denilen öncülerimizden. Estağfirullah. Özler sorayımız inşallah. Allah razı olsun. Özlerinden Allah razı olsun. Kadirli görmelerimiz, şimdi akılıp biraz uzun bu ketken olsun ayette keyifli bir sohbet oldu. Hakikaten bundak bir bütün hayatı küreş bilen tolgan, vatimimizin onları muşundak anlat ötkünümüzdek basıkış mı basıkış, hılma hıl sık soğuk hayatını şavkun süredilik, hayatlarını baştan götürgen bir lider, bir oluk bir büyükümüzdeki hayatını bir işki program emez, onluğun program kısak yetmeli elbette. Vaktimizden yetkince siz sürekli ahırlaştırışı kıtırıştık. Sabır kılıp körüp beynanlar için köptün köp rahmet ettiniz. Elbette bir gün programın kin hili birden durup birinci saniye ilan kılındı. Bu kitabını her bir Şarkı Türkistanlık halkımdan, kıyrılaşırımdan ki bir vasıta seti verip imkaniyeti bulsa dünyanın başka caylardaki ama kıyılaşımızda ama şu kitabının ki furukunu elip durup kitap okuş lezzetini his kıp durup okuşunu ümit kılı ben. Şunlaki bununla şerayeti bulmadan kıyılaşımızın ki yolda kitap atkanını bulsun. Aşında anlap bulsun mu bu kitabını çok tüketişini alayıp tavsiye kılmıyor. Çünkü her bir kişi huzurunda şaka şencim kâmin. Okuş yeryanında bunu his kıldım. Tavsiye kılmen, nurgun bilimlerle erişimiz, dua kılımız bu büyükümüzge. Bu tavsiye bilen Rabbim inşallah her birimizni manımışında bütün hayatını vatinimizdeki müstakillikini kolu geldiriş için barlık diriçallıkını gösterken manımışında şahsiyetlerimizdeki izini besip ahir biz bayrağını tikleydiğen en şundaki şahsiyetlerden, kişilerden, kılıçın Rabbimden tüvencekten sorayımız. Amin. Yeni bir katımda programımızı görüşürüz. Aman bu gençler. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu. Allah razı olsun.